uzun bir yoldan geldi. Evet. Biraz meşakkatli. Bir daha da bilmiyorum yani. Bir yoldan sonra. Seneye konferans usulü yaparız sizinle. Evet. Bahçeşehir'de yaşadığım yıllar geldi aklıma böyle. Taksim'de son 11.45'i kaçırırsanız 12'de bir 76'ya vardı. 12 evet. Saat 45 dakikada avcıların içinden falan geliyor. O bayağı dolaşıyordu evet. 3'te falan geliyordunuz eve. Şimdi güç belada olsa hocayı getirdik. Bir de ben ayrıca teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için davetimizi. Gençler gelebilsin diye cumartesi yaptık ama işte trafiğe takıldık maalesef. Çok uzatmadan başlayayım. Şimdi herkes sosyal medyayı kullanan ekşi sözlükçüler varsa aramızda. Herkes Emrah Safa Gürkan'ı gayet iyi tanıyor. Son dönemdeki benim kendi adıma çok beslendiğim tarihçilerden bir tanesi. Az evvel de söyledim. O yüzden şu açıdan da önemli. Sahaf söyleşilerine niye çağırdık kendi açımdan? Çünkü Emrah Hoca, Safa Hoca mı diyeyim, nasıl diyeyim? Valla fark etmedik. Yani Emrah'ı pek sevmiyorsunuz galiba da. Yani, Emrah Safa Hoca. Türkücü varken daha seviyordum o zaman. Çocukken çok ızdıraplıydı yani. Sürekli gelip karşıma küçük Emrah türküleri söylüyorlardı ama. Allah'tan albüm yapmıyor artık. Kurtulduk. Allah'tan evet. Yurt dışındaki pek çok arşivi kurcalayarak, bakarak, araştırarak, işte o dillere hakimiyetinden de kaynaktı. Çok sayıda arşivi Portekiz, İspanya, Venedik, Floransa gibi arşivlerden elimizdeki Sultan'ın Casusları ve Sultan'ın Korsanları kitaplarını çıkartmış durumda. Bu anlamda benim için kıymetli. Hani çünkü Türkiye'de arşivcilik biraz daha buradaki Osmanlı arşivleri üzerine ya da işte birincil kaynaklardan yapılabiliyor. Sadece Osmanlı kaynaklarından yapılabiliyor. Dolayısıyla kitaplar bir başka dünyanın kapılarını açıyor. Kendi adıma Sultan'ın Korsanları benim hakikaten ufkumu açtı. Çok bakış açımı değiştirdi korsan meselesine. Biraz bunlardan konuşacağız. Biraz tarihçilik, hem bu casuslar hem bu korsanlar meselesinden konuşacağız. Hocayı tanıyorsunuz. 2003'te Bilkent'ten mezun olmuş. 2006'da Halil İnalcık Hoca'nın gözetiminde yüksek lisansını bitirip 2012'de Georgetown'da Osmanlı-Habsburg rekabeti üzerinden doktoranızı. Casusluk onun üzerinde. Casusluk. Osmanlı-Habsburg dönemindeki casusluk üzerinden bitirip oradan bir chapter'dan kitabı çıkarttınız. Evet, onun bir dördüncü ya da beşinci chapter'ın bölümünden evet. Kitabı çıkarttınız. Ben ama şuradan başlamak istiyorum meseleye, kendi hesabıma. Şuraya almıştım, evet. Bu kitapla... Çok çalışmışsın. Ders çalıştım valla. En tedirgin olduğum söyleşi buydu. Hani en gergin olduğum. Biraz evvel mezatta da diyorlar ki sakin ol. Diyorum ki siz mezatla ilgili problem yok. Söyleşiye... Estağfurullah. Kitabın teşekkür kısmının en sonunda bu kitapla ben de beni ufakken sahaf sahaf dolaştıran babam Doğan'ı haklı ve oğlun hukukçuya da mühendisliğiyle tarihçi olmasını sineye çekmek zorunda kalan canım annem Eda'yı haksız çıkarmaya çalıştım. Ya annem iki ay konuşmadı. Keşke onu konuşmasak. Hiç beğenmedik onu, o yok. Kısmını. Ben notta bu... babam kısmını okuyup kalsaydı. Not kısmını onu yazmamıştım zaten. Ama yani eğer öğrenci arkadaşlar varsa benim tarihçi olmama çok karşı çıktılar. Ben iyi bir öğrenciydim. Hı-hı. Ve tarihe başlayacağım zaman işletme bu şey MBA yapmak için Amerika'ya gideceğim söyledim. Hı-hı. Aileme. Sonra kandırdım yani. Yalan. Millet aktris olmak için yalan söyler. Biz tarihçi olmak için yalan çok söyleriz. Ters. Ama yani o aktörlük kısmına geldi işte YouTube programı, sinemada işte çıkıp Kadıköy sinemasında programlar evet. Program falan oraya geldi olay yani. Dolayısıyla o biraz ona atıf yapan bir şey. Ama bu çok güzel bir ithaf bence. Babanızı haklı çıkarttınız. Sahaf sahaf dolaşıyorum demişsiniz. O da istemedi. Nerelere dolaşıyordunuz siz? Çocukken daha o zaman yeni bitiyordu bu sahaf şeydeki Cağaloğlu'ndaki iş. Yani böyle Bayezid'deki. Evet, Bayezid'deki iş. Ben o yokuşu çıktığım için ufak ayaklarımla Cağaloğlu olarak kalmış aklımda. O zaman yani onu hatırlıyorum. Ya kendi kitap bakmaya gidiyordu falan. O zaman böyle bu kadar bitmiş kitaba yani o zaman hala eski kitap falan vardı. Sonra bir ara o iş eskisi kadar şey olmamaya başladı. Değil, hala da değil. Hala yani bir iki sene değişmediyse. Bir de İstanbul Üniversitesi'nin orada Milli Eğitim Bakanlığı mı, Türk Tarih Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı vardı. Onlara giderdik yani. Daha sonra ben 15-16 yaşında gelince babam Fatihli benim. Ama ben Değirmenleri'de büyüdüm, İzmit'te büyüdüm. Hmm. İzmit'ten geliyoruz yani bunun için bir de. Akmar'a giderdik. Onu soracağım. 90'larda yani. Çok iyiydi o. O zaman da onlar ders kitabı işi yeni başlamıştı. Ders kitabına döndü orası da. Ama o zaman birçoğu hala eski kitap satan sahaftı. Çok, o zaman öyleydi. Ben de gidiyordum. Çok Cemal Kutay sattı bana o sahaflar. Onları geri vermek için. İyi tarihçi de. Bir tane sahaf var çok enteresan şeyin orada. Bugün Leman Kültür'ün sırasında en solda.
O adam bırakın bunları, bunlar Övertürk tarihi. Bize kırmızı bir kitap verdi. Halil Nalcan'ın işte toplum, ekonomi bilmem ne kitabı. Biz almadık tabii. Ben yıl bilmiyoruz yani. Ben de böyle 14-15 yaşındayım falan. Cemal bize Kutlu'ya gizli devam. Tarihimiz var, yakın tarihimiz var. Şimdi bazen haşlıyorum çocukları programda ya da bir yerde. Ya yeter artık bunlarla gelmeyin bana. Hocam işte Abdülhamid vatan haini miydi, bilmem ne miydi diye. Aslında biz de yaptık onu yani. Şimdi. Peki şeyleri okudunuz mu? O tarihi romanlar var işte. Abdullah Kozanoğlu'lar vesaireler. Onları hamaset bir, romanları. Onları böyle 12-13 yaşında okumuşum belki. Onların içinde benim için ayrı yeri olan Kemal Tahir'dir. Kemal Tahir başkası. Yani hakikaten Devlet Anası ya da hem onun köy romanları falan da çok güzeldir. Bu büyük zaten onu o kategoriye kafamda ben de koymam ama yani, başka bir yerde tabii. Şeyi bir de Michel Zevaco, Pardayanlar. Evet. O, onun ben sonra Fransızcasını da okudum. Hatta Osmanlıcasını da buldum. Osmanlıcası var onun, evet. Gene bir sahaf festivalinde almıştım. Şeyde, Tepebaşı'nda. Beyoğlu'ndakinde. Beyoğlu'ndakinde. Zaman zaman ben denk geldiğinde söylüyorum. Yani Zevaco hakikaten insanlara okumayı sevdirecek kitaplardan bir tanesi. O Pardayanlar özellikle. Sizin zaten mahlasınız. Evet, evet. Pardayan. Evet, o çok. Ben onu 2-3 kere okudum. Hatta Kadıköy'de Ümge Sahaf'ın altında bir baktım. Onun şeyi de var. Serisi de var. Hmm. Bunlarda çok güzel şey kitaplar olur böyle İngilizce. Kim biliyor ki yani güzel düzenlemiş. Fazla İtalyanca kitap falan mı? Nereden bulmuşlarsa. Alıcısı iki kişi olduğu için. Ben biraz evvel Felemenkçe bir kitap çıkarttım Mezat'ta. Çıkıyor. Bu Mezat işinden de ben eskiden gidiyordum. Şeyde Hazıpulo'da falan vardı. Sonra çok İlginç. Onu bunu topluyor. Fakat okumaya zaman olmuyor. Bıraktım. Çok tehlikeli bir alan yani. Sürekli. O da güzelmiş. Yoksa 77 yılında çıkmış müze kataloğu falan. Aa iyiymiş. 3-5 falan derken bir süre sonra evde böyle ev kütüphaneye dönüştü. Anlamsız bir şey mi? Yığın mı oluşuyor? Ya bakacak zaman olsa anlamlı bir yığına dönüşecek de. Sonra bir de o gazda söylüyorsunuz. Tabii. İşte Mezat'ın en büyük esprilerinden bir tanesi o. Baby Boom gibi bir jenerasyon var. Babamların jenerasyonu. Bunlar okumayı çok seviyor fakat yabancıda da problem olduğu için geliyorlar. E bir de para da var. Bidi çok arttırıyorlar yani. Böyle en önde oturan bir amca oluyor. 8, 10, 12 falan. Dolayısıyla tabii Mezat'ta sürekli görüyoruz. Gaza gelenler. Naim Bey de burada mesela. Birbirleriyle çatışanlar. Yani bazen acayip kitaplar, acayip fiyatlara çıkıyor. Şaşırıyoruz ama Mezat biraz da bizim de işimize geliyor yani. Evet. Seviyoruz. Şimdi şeye geçelim mi ufaktan? Bir de babanızdan aldığınız Fenerbahçeliğiniz var galiba. Evet. Ha, ondan tek bağnazlığım. O biraz bağnazlığınız. Evet. İnsanın yani halkla böyle bir ortak bir bağnazlık paylaşması gerekiyor. Ben Fenerbahçeliyim. Bir illiyet kurmak lazım değil mi orada? Ben yani şey olduğunda, bu şike davası olduğunda uçak biletimi değiştirip erken geldim. Türkiye'ye taşınıyorduk tam. O derece. Evet, o derece. Kriz masası kurduk evde falan. Ne yapıyorsak. Böyle o bir ayım, iki ayım çok şey demoralize geçti. Zaten Türkiye'ye dönmüşüm. Venedik'ten dönmüştüm. Amerika'dan eşim dönmüştü. Ben de Venedik'te arşivdeydim. Tezi yazmamıştım daha. Evi taşımıştık. Son işte 6 ay, 1 sene falan. Bir anda bir şey oldu falan. Direkt bütün komplo teorilerini bizim evde babamla kurduğumuz kriz masasında. Kriz mi? Ondan sonra şey yapacağız. Evet. Müdahale edeceğiz. Ama çıkardık yani şeyi. Bizde kalmadı o. Ne yani oldu? Bizde kalmadı. Ha, kalmadı. Fenerbahçe olarak çok mutluyum o yüzden. Dolayısıyla evet öyle bir şey. Bir de öyle var. Bir babadan kalma. Bir sahaflık, bir Fenerbahçelilik var. Evet. Şimdi hem zamanda saatimi almamışım ama çok aşmamak için yani arkadaşlara zaman kalması için ufaktan şeye geçelim istiyorum. Yani sizin bu arşiv meselesine. Çünkü sizin galiba bir yerde ya okudum ya dinledim. Osmanlı kaynaklarıyla ilgili şunu söylüyorsunuz. Osmanlı kaynakları kısıtlı. Neden kısıtlı? Bir, işte merkezden giden bildirimler var. Bir o çok bizim de zaman zaman kullandığımız şeriye sicilleri var. Mahkeme sicilleri. Bir de işte İstanbul merkezli, daha doğrusu yazmalar var, el yazmaları. Bunlar İstanbul merkezinde ufak bir çevrede kalıyor. Dolayısıyla herhangi bir tarihçinin Osmanlı kaynaklarından beslenerek bir şeyler çıkartması çok mümkün değil. Siz bunu çok o işte dil avantajıyla beraber çok güzel bir başka bir şey çevirmiş durumdasınız. Orada bir şart düşeyim. Evet. Bir şeyler çıkarması değil. Benim o tam biraz tersten bakmak oluyor. Ben çok dil bildiğim için baktım Osmanlı arşivinden çıkmayacak ne var onu çalışayım diye. Osmanlı arşivinden de birçok şey çıkar. Çok da zengin arşiv. Çıkar elbette tabii. Çıkmaz demeyelim de. Şimdi orada ne çıkar? Yani bir arşive iyi kötü demek kolay da her şeyin özelliği var. Nasıl diyeyim? Bir şehre güzel dersiniz de deniz kenarında değildir, yüzemezsiniz. İşte Osmanlı arşivleri de iyi, büyük, geliş, çok iyi, belge, çok fazla belgesi var, tasnifi ona göre yapılmıştır falan filan. Bunlar başka şeyler. Fakat hani başka dil biliyorsanız, ne yapıyorsanız yapın bir fark koymanız lazım değil mi? Markette, pazarda olmayan bir şey getirmeniz lazım. Ben tarihçi olacağım diye dil öğrenmedim. O bir zevk meselesi. Sinemayı falan çok sevdiğim için falan. Sonra bunda nasıl fark yaratabilirim? Hani benim kariyer olarak nasıl
işime yarayabilir diye düşündüm. Osmanlıca kaynaklar da kullandım zaten, var kitapta tabii, da. Tabii. O Osmanlı tarihleri birkaç şeyi çok iyi yapar. Mesela bizde hiçbir yerde olmayan bir alan vardır. Müessese tarihi diye. Müesseselerin dokümanları. Şimdi Avrupa arşivlerinde farklı ve merkezin belgeleri. Evet. Bu da şu demek. Avrupa'da bunun dışında şeyler de var. Ne var? Mesela yerel arşivler var. Bu da şu demek. Yani Modena'ya gittiğiniz zaman ya da ne bileyim işte Siracusa'ya gittiğiniz zaman ya da Zaragoza'ya gittiğiniz zaman orada da bir arşiv var. Oysa Kütahya'ya gittiğiniz zaman bizde öyle bir arşiv yok. Bu bir. İkincisi matbaa olduğu için adamlarda gazete gibi kaynaklar var ve çok fazla ego documents dediğimiz ben anlatıları var. Yani işte günlük, seyahatname. Bugün bile mesela Özal'la ilgili bir şey merak etseniz ne okursunuz? Söyleyeyim ne okuyacaksınız? İşte Ekrem Pakdemirli yazdı galiba anılarını. Bedrettin Dalan bile yazmadı. Yani Hasan Cemal'in de Özal'ı var benim hatırladığım, şimdi aklıma gelen sorunca. İşte yok. Şey. Ya kendi anıları yok bir kere. Kendi anıları var. Kendi anısını yazsın. Özal üzerine yazmasın. Kendi anısını yazsın. Özal dönemini anlayalım. Özal'ı anlamaya geçtim. Şimdi 80'lerde mesela aklıma bir şey geçen geldi. Özal'la Dalan hani birbirlerine girmişlerdi de Dalan genel başkan adayı olmuştu falan. Ya o süreci bir okumak istedim. Hiçbir şey bulamadım. Yani vardır illa da hani bir anı olarak insanların kendi başlarından geçenleri anlattığı, kendi pozisyonlarını savunduğu dönem Kurtuluş Savaşı gibi muhalefetin çok sert geçtiği ve çok sert şekilde tasfiye edildiği dönemlerde insanlar kendilerini şey yapmak için yazmışlar. Çok fazla vardır ya. Yani kendi pozisyonlarını anlatmak. Tabii tabii. Alihisar Sabis öyle yapıyor. İşte mesela Rıza Nur bile. Nutuk dahil. Nutuk dahil. Rıza Nur. Onu da zamanında sahafta 3 ve 4. ciltlerini ya da 1 ve 1, 3, 4 vardı. 1, 2 vardı. Rıza Nur'un mu? Evet. Ha. O çok aradığımı hatırlıyorum. Mezatta çıkarttık biraz evvel. Evet, artık satın vardır yani. Yok şey var, şimdiki baskılar yine sansürlü baskı. 60'lardaki baskı sahaflarda vardı, biraz zor bulunuyor. Yani pek evet, pek bulamadım. Şimdi bulunur canım, nadir kitap var ya da bu şeyler var. Ha, elbette, nadir kitap çok, biraz daha bu anlamda avantaj. Ya da işte şey, ama o zaman dolaşmanız gerekiyor. Dolaşıp bulamadığımı hatırlıyorum. Babam bulamamıştır yani daha doğrusu. ben o kadar şey yapmadım da. O dönemde çok ilgilenirdi. Evet, dolayısıyla böyle bir kaynak farkı var. Ben de işte o belgeleri gittim okudum. Oradan çıktı. Genelde tarih öğrencilerinde bir araştırmacılar şöyle bir şey oluyor. Ben gidip şunu araştıracağım. Öğrenci geliyor, hocam şunu çalışmak istiyorum diye. Onu çalışan ama onun kaynağı var mı acaba diye sorduğunda yani bu dizilere falan da bazen danışmanlık yaptığımızda da adam soruyor. İşte Ertuğrul Gaz döneminde şarkılar nasıldı? Ben nereden bileyim yani onunla ilgili? Kalan bir şey yok değil yani mi? Bazen çok enteresan kalan şeyler olabilir. Mesela ben dalga geçiyordum. Bizans müziği yapmışlar. Nereden bulacaklar falan diye makara yapıyordum ama adamların notaları kalmış. Var var, Bizans'ı tabii. Şimdi o Bizans müziği yapar da uydurabilir. Yani çünkü mesela Osmanlı müziği diye dinlediğimiz şey nota olmadığı esasen için. Bizans yani müziği. Tabii. Hayır şey. Heh. Yani nota yok. Ha, ha, evet, 17. yüzyılda onu bu bir yerde reconstruct etmişler. Onun ne? Dolayısıyla farklı bir şey o. Bizans'tan nasıl kalmıştır diye düşündüm ama kalmış. Yani hiç ummadığınız yerde ummadığınız şey kalabilir. En beklediğiniz şeyde kalmayabilir. Dolayısıyla önce belgeye, kaynağa gitmek lazım. O kaynakta ne var? Oradan bir konu çıkarmak lazım. Kafada konuyla hani böyle master jürilerine falan girdiğinizde ya da şey pardon diyelim bir okula başvurdunuz, sizi niye alalım falan filan diye sorduklarında bir şey uyduruyorsunuz da şu konuyu çalışacağım diye. Esas tez aşamasına falan geldi ya da bir araştırma yapmak istediğinizde spesifik sizi biri yönlendirmezse önce kaynağa gidip bakalım bir şey kepçeyi daldırmak lazım. Ben öyle yaptım. Orada ilk başta bir sefer çalışmıştım. Oradan işte casuslar çıktı, korsanlar çıktı, esirler çıktı, müfteliler çıktı. O konular üzerine. Yani belgenin beni biraz yönlendirmesi. Orada da avantajını seçti. O yabancı ülkelerdeki kaynaklarda casuslarla ilgili bir sürü şey olması. Başka bir şey olsa başka bir şey de çalışırdı. Yani casusların böyle ama çok o çıkmış. Yok, başka şeyler de çıktı. Ben onu tercih ettim. Yani korsanlık üzerine çalışırken ilk başta korsanlık aslında daha önce başlamış bir şey. Doktora tezinde işte casuslarla ilgili bir sürü belge vardı. Onları yazıyorsunuz, fişliyorsunuz. Tarihçilik zor bir iştir. Sürekli fişlemek lazım. Yani on binlerce sayfa Word'ü yazmışımdır ben böyle. Çok hızlı yazmanız lazım. Bir de paleografik şey var. Paleografya, o eski büskü yazıları okumanın da bir sanatı var. Ona da iyi alışmanız, gözünüzün alışması lazım. Tabii sadece Osmanlıcası değil, İtalyancası var, Fransızcası var, İspanyolcası var. Bazen Latince şeyler çıkıyor falan. Biraz böyle tarihçilik zekadan çok, yani onu da ister elbette. Hatta sufficient condition, necessary condition var ya hani yeterli şey, hiçbir zaman ayıramıyorum onları. Esas onsuz yapamayacağınız şey işte o paleografya, kaynak evet okuyabilme. Yani metodunuz hiç olmazsa, kafanız hiç çalışmasa bile ilk lazım olan şey o. Onun üstüne metot ve şey koyuyor. Onu okursanız en azından diyorsunuz bayağı bir mesafe kat etmiş olursunuz. Onu okursanız işte en azından onu anlatsanız bile bir yerde basarlar yani şey sıkıntısı çekmeyeceksinizdir. Ama onun üstüne gerekli olan metot. Az çok biz bu YouTube'da
programı biliyorsunuz. Olmadı öyle saçma tarihte de onu yapmaya çalışıyoruz. Yani okunan şey ne işe yarıyor? Nasıl bir metotla anlamlandırılmalı? Çünkü hadi bu bir monograftır. Monograflar çok spesifik noktalarda aslında bizim kendimizi meslektaşlarımıza ispatlamak için yazdığımız şeyler. Genel okuyucuda yakalamak ilk amaç değil. Ben kitaplarımı eğlenceli bir dille yazdım. Biraz popüler çok. Kültüre de referans vermeye, sinemaya, futbola yani bir iki akademik ama eğlenceli yazmaya çalıştım ama yani. Çok strict bir şekilde, çok sert bir şekilde akademik olan bir kitap. Fakat yani bu sosyal medyada yaptığımız ya da bu konuşmalarda yapmaya çalıştığımız şey de dünyayı anlamlandırmada bizim bunlar ne işimize yarayacak? O yaramaz belki ama yani bir konuyu iyi algılarken çok mesela korsanlık değil mi? Bunun bir ekonomik dünyası olduğunu biliyorsanız artık mafyanın da terörün de sadece mafya, terör ya da savaşın da sadece savaş olmadığını anlayabilirsiniz. Böyle... Şimdiki korsanlık bile o Somali civarındaki korsanlığın bile çıkmasının herhalde böyle bir ekonomik gerekçesi. O korsanlık değil, o piratlık. Ha, işte, ha ona geleceğim. O bizim karşı olduğumuz tamam. Şey. O böyle mahallede sapanla taş atmak gibi. Onların zavallı bir şey o yani. Böyle kurumsal bir şey değil ama genel anlamda bu tip kitaplarda ya da bu tip böyle kamu toplantılarında vermeye çalıştığım şey de aslında çünkü Türkiye'de şöyle bir inanç var yani işte, sorarsan herkes kitap okuyor ama aslında kimse okumuyor biliyoruz. Yani insanlarla konuşta görüyorsunuz 15 lira mı verilir falan diyor ya uzun parlamento olmuş 19 lira yani. Ya hakikaten öyle. Onu bir de içen var ya. O konuda biz de sıkıntılıyız. Bir gram zif mi olur bir sigaranın içinde? Dolayısıyla şey o insanın hayatı daha rahat anlamlandırması hani nasıl Nilgün Bodur okumayız noktasında çok gerekli bir... Çok kolay okunuyor. Çok ben hemen bitirdim. 45 dakika falan sürdü. Vallahi çok güzel. Geçen onun yayın evine bir şey beni çağırdılar gittim orada gördüm dolaşıyordu. Tebrik edin dedim. Çok beğendim. İmzalatsaydınız bir kitabı keşke. İsmini hatırlayamadım. Eğer kendi imzasını atarsa hani çünkü kitapta şey intihaller var böyle alıntılar daha doğrusu. Ama o kitapta intihal olur ya artık o kitap. Canım öyle tabii bir toplama kitap yani. Evet. Çok kolay yazılabilecek. Okuduğunuz süreden kısa sürede yazılabilir o kitap. Yani. Evet doğru. Valla. Muhtemelen yani. Muhtemelen olur. Ben onlara da bir şey söylemiyorum. İşte geçen gün bazen İlker Cenk'teki de satışıyor. Şeyma Asıbaşı kitabı. Yani yazabilir onun okuyucusu var. O da başka bir şey. Öyle en öyle. En azından yani. Kitapçıya gitmeyi öğrensinler de. Ben oradaki kaygı ve hani böyle edebiyatımız elden gidiyor falan gibi hikayelere zaten çok katılmıyorum. Valla. Elden gitmiyor yani. Hayır bazı insanlar böyle vaveyla kopartıyorlar ya eyvah edebiyat bitti falan filan diye. Zannetmiyorum öyle olduğunu yani. O pop kitaplar hep olacak, popüler kitaplar da olacak ama klasikler de Amerika'da da var. Bu işin bir şeyin kötüsünden şey çıkaramazsınız. Kötü hep olur. Elbette ki. Hani vasat için de öyle. Mutlaka olacak. Yani bundan 10 sene evvel başka bir yazar üzerinden bunu konuşuyorduk. Şimdi... Türkiye'de vasat problemi yok. Türkiye'de kalite problemi var. Tabii, kalite olduğu şey kalite vasatta değil. Vasatta şeyimiz gayet vasatta iyiyiz. Vasatta yani ortalamayı tutturmuş. Dünya vasatı. Kalitede yok. Kaliteli şey yok Türkiye'de. Yani, o problem. Çünkü siz dünyanın en büyük, en iyi vasatın tanımı gereği... Ortalama vasat olacağı için çok iyi olsa bile vasat olacak. Yani Fransa'nın da vasatı var ve iyi kötü değil yani Türkiye'deki birçok şeyden iyi olabilir ama vasat çünkü ortalama onun daha iyisi var. Türkiye'de problemimiz o iyiyi çıkaramıyoruz. Çünkü doğru. Müşterisi yok. Yani tarih kitabına tarih dergisine yazı yazıyorsun. Asırla yüzyılı aynı zamanda kullanma hocam okuyucu kafası karışıyor diyor. Ya toplumsal tarihte bunu yazmayacaksa nerede okuyacak o yani? Toplumsal tarihin şeyi de belli, kitlesi de yani, belli halbuki. Tabii canım o zamanında edilen laf. Peki ufaktan kitaplara gelelim. Şimdi kitaplar aslında bana göre belki başka insanların da... Bu arada kitabı herhalde okudunuz mu bilmiyorum. Yani hem korsanlar hem casusları. Okumayanlar çıkabilir mi lütfen? Kitap, evet lütfen. Lütfen. Ya aldıysanız önemli yani okumadığınız önemli değil. O güzel 2.35, 2.75. Evet, kaç şeyden, var onun arkasında ne yazıyor? Üst geçitten almadıysanız problem yok. Tamam. Çok çabaladım Kul Sultan'ın korsanlarının korsanı çıkmasın diye. Üsküçte satmıyorlar ama artık. Kitap, yok mu şu anda? Yok. Ha Üsküçte satmıyorlar. Yok o iş bitti herhalde. Yok kitap devam ediyor vallahi. %50 indirim yaptığı zaman şey yapmıyormuş. Ben konuştum. Gene de insan belki bir oran düşüyordur ama gene Beşiktaş'ta bir sürü yerde var. Şimdi bu iki kitap hobi bir... ama hobi bir rütbe. Eğer kitabınızın korsanı yapılıyorsa artık çok satan bir yazar oluyorsun. Ha evet tabii. O ayrı bir korsanı ayrı çıkmış falan. Korsanı çıkmış. Kutluyorsunuz falan. Benim kitabımın korsanı var falan diye. Hakan Hoca'nın biliyorsunuz o tarih lenk çıktı. Adam diyor 40 yılın başı para kazanacaktık. Onun da korsanını Doğan kitaptan önce bastır etmiş. Allah kahretsin ki toplu bir kitap almıştım. Yeni aldım. Diziyorum hani şey daha tasnif ediyorum. Ne olduğuna bakmadım. Hakan Hoca geldi pasaja. Ya benim kitap var mı dedi. Hocam olabilir falan diye böyle bakarken kitabı çektim. Hakikaten var ama 1000 tane falan kitap. Yeni almışım, getirmişim. Çektim, dedim buyurun hocam.
Korsan bu ya dedi. Korsan böyle denk geldi. Kaç sene. Anlayışı yoktur mesela ben. Ya bir şey yani. Demedi Allah'tan. Dedim hocam valla hani yeni aldım gözünü de yırttım attım. Zaten hani aslan pasajındayım ben. Bizim şey kitaplara korsan kitaplara muamelemiz o. Çıktım yırtıp atıyoruz. Gözünü de yırttım attım. Dolayısıyla yırttım. Sıkıntı olmadı. Ama Hakan Hoca'nın Tarih Engin o da muhteşem bir kitap. Çokça korsanı çıkmıştı. Şimdi casuslar ve korsanlar birbirini takip eden kitaplar aslında. Yani evet. Hem mantığı hem şey itibariyle. Çok sıkıldığım bir döneme geldiği için arda arda yazdım ama. Konuşmayalım mı? Yok konuşalım. Hayır. Yok şeyi kitabı. Şimdi, iki kitabı üst üste yazdım. Şimdi diyorlar üçüncü kitap nerede? Onların 10 senelik çalışma neyse üçüncü kitap böyle hemen şeyden cepten bir yandan, çıkar gibi yazılmıyor. Yani, korsanların o her bir bölümünden de ayrı bir kitap zaten siz de şey yapıyorsunuz ki çıkar herhalde çıkar esasen. Da yani, biraz zorlasanız ama ömrü bitirir. Yok çıkar da işte o kadar yeter yani bir. Onda kâfi diyorsunuz. Onu heybeden 300, daha çıkacak başka şeyler var. Ya 350. sayfada büyük bir bariz hata vardı. Bana da hep kitapla ilgili şey yolluyorlar Twitter'dan falan. Adem o mürekkep lekesi virgül değil demişim. O da metne girmiş. O hatayı daha fark eden olmadı 6 ay yani. Yeni fark ettiler. 350. sayfaya gelen insan sayısı minimumda. Çünkü hocam virgül olmamış falan diye yolluyorsun. Bu kadar böyle kabak gibi. Böyle. Bir de hani size sataşmayı seviyorlar. Kesin yakalarlar ve onu paylaşırlardı böyle. 7-11 gibi 7-24 cevap veriyorum. Bir evet, hani. Ya bazen böyle WhatsApp'ın arama şeyi varmış. Bir gün gece 3'te biri arıyor. Açtım, aa hocam kusura bakmayın elim çarpmış dedi kapatır ya. Yuh artık ya. WhatsApp nasıl aradı beni anlamadım. Şey WhatsApp demişim şey Instagram'dan. Instagram'dan arama beni özelliği getirdiler WhatsApp gibi sesli arama. Bir görüntüler ama o zaman herkes şey arayabiliyor mu beni böyle bir şey olabilir mi ya? Ha o kadar bilmiyorum. Yeverdim ben bu bilgiyi size şimdi. Bu akşam bir deneyelim hep beraber. Saat 2:30 gibi. Nasıl? İşte onu bulurum ben tabii. Şimdi kesin bulurum onu şey hemen kapatayım. Bir de insanın eli Instagram'a niye çarpar? 2:30'da ne yapıyorsun? Elin niye başka yerlere çarpsın yani? 2:30 saat ya. Niye Instagram'a çarpıyor? Ya? Olacak iş değil. Neyi like'lıyordu da ne oldu acaba? Evet yani olacak iş değil. Şimdi azıcık bu korsanlık, Osmanlılık meselesine. Siz çünkü Osmanlılı söyleşilerde de mesela o korsanların yaptığı hikaye için. Hani evet tam Osmanlılık budur diyorsunuz. Ya imparatorluk diyor. Şimdi Roma imparatoru var. Arap Leo yani. Adam Arap değil mi? Şimdi bu bir şey anlatıyor bize. Böyle evet. İşi... Sol kesim iyiden niye bu şey ajitasyonunu yaptı. Yani işte bu bir imparatorluktur, hiçbir şey yoktur, hiç Türk yoktur dedi. Karşı tarafta Türk'ün işte tamamen Türk. Çünkü bu sonradan çıkan bir şey olduğu için işte Cengiz Han yani var ya batıda bir Türk devleti varmış, doğuda bir Türk devleti varmış. İki tane Türk devleti falan yani şimdi bu olacak iş değil. Türk devlet ne onu ben siyaset bilimci olduğum için çok saçma yani. 10. yüzyılda devlet diye bir daha şey, devlet öyle bir şey değil o değil zaman. Değil yani evet. Yani ya. Şu kadar insan gibi aşağı yukarı hani böyle bir tabii. Çevirmişiz. Tabii patrimonyal sistem diyoruz ya Weber'in falan işte. Yani şimdi onları falan bilince saçma geliyor. O anlamda öyle bir doğu devleti var, bir tane batı devleti var. Onlar ya bu bir şey olabilir yani. Böyle çart mart yaparken olur hani şekil bir ağır. Örgütlenmeleri yok hani muhtemelen. Yok tabii. Hükümler dediğimiz geçerken biri diyor ki bakkala gidiyorsan bir şey al. Tabii yani o kadar neredeyse. Değildir herhalde bakkal da yoktur da. Ya orada aslında mesela Tekkezavi üzerinden bir dünya tarihi falan yazılacaktı. Mesela onlar daha önemli. Biz görmüyoruz ama mesela kilise daha devamlı. Tekkeler, zaviyeler, işte tarikatlar falan o dönemki. Onların tarihi mesela kayıtları daha iyi. Bir Atabeylik tarihinden daha şey, daha iyi organizeler. Esas halkın daha fazla gördüğü onlar. Yani halk olarak bugün şimdi her yerde devleti görüyoruz. Hastane devletin. Bu modern devlettir. İşte devletin KGS'si var, hastanesi var, okulu var, askerliğini yapıyorsunuz. Eskiden böyle bir şeydi. Onun devlet dediği askeri elit. Yani orta İslam dünyasında asker şey olan yani askeri askere sahip olan kendini sultan ilan ediyor ve devleti oluyor. Devlet de orada talih anlamında aslında. Yani başımıza devlet kuşu kondu denir ya değil mi? Böyle AK Parti kuşu konacak hali yok. Devlet orada o talih mi? Çünkü kimin tahta geçeceği tamamen şansa bağlı ya. Yani savaşıyorsunuz ve ölebilirsiniz, kalabilirsiniz. O öyle bir şey çıkmış. Ben üşenmeyip bakmıştım devlet kelimesine. Neşri'de galiba. 5-6 ayrı anlamı vardı. İstanbul anlamına geliyor, talih anlamına geliyor, bizim bugün bildiğimiz devlet anlamına geliyor, işte efendim hanedanın genelini anlamına geliyor, böyle sajes, bilgelik anlamına geliyor, devleti çoktu diyor. Yani devlet tecrübesi gibi, çok devletliydi, mesela devlet dediği de o talih yani. Devlet kuşu, talih kuşu da böyle bir kullanım da var tabii, mesela. Yani o şeyle ilgili işte çünkü adamın yani... Ne kadar ordunuz güçlü olsa tak diye ölebilirsiniz. Hani bizde şey yok ya Avrupa'daki kimin başa geçeceği belli değil hukuken. Avrupa'da öyle değil. Dolayısıyla bütün İslam dünyasında aslında
biraz da şansın yardımıyla tahta geçiyorsunuz. Onu söylüyor. Şimdi öyle bir dünyada o devlet budur, bu devlet budur demenin manası yok. Dolayısıyla sağda da öyle bir Türk şeyi oluşmuş. Şimdi yeni bir şeyde herkes bu iki taraftan birini seçiyor ve Osmanlı dizilerle falan da şuna geldi. Ben dizi setinde çalışıyordum. Yeniçeri getirmişler. Hepsi Diyarbakır, Mardin. Dedim ya bir tane sarı... Bunlar Balkanlardan geliyor yani nasıl tabii. Böyle olabilir? Herkes Türk değil mi? Siz hiç gördünüz mü? İstanbul nüfusunun yarısı. Hristiyan da 16. 15. yüzyıldan. O Müsteşem Yüzyılda falan siz şey gördünüz mü? Rum. Yani vardır iki tane bir tane falan. Böyle çok bugün gibi anlatıldığı için o kafa karıştırıyordu. Benim incelediğim yerler Serhat olduğu için yani frontier dediğimiz Serhat uç boyu olduğu için orada bu daha da şey. Daha da yoğun. Yani Hristiyan dünyaya daha yakın olduğumuz için orada tabii korsanlığa falan bakınca işte korsanların %35'i falan direkt bir nesil Hristiyanlıktan gelmiş. Bir o kadarı daha başka milletlerden. Hatta hala Hristiyan olanlar var aralarında. 17. yüzyılın başında hala Hristiyan olanlar var. Çünkü 17. yüzyılın başında gemi teknolojisi değiştiği için o gemi teknolojisini hemen getirmek istiyorsanız Hollandalılar biliyor onu. Ne yapacak? Harvard'a gidip master yapacak hali yok. Bunlar ustalık, çıraklık falan geldiği için onlar geliyor ve onların birkaç tanesi Hristiyan kalmasına da izin veriliyor. Ondan sonra o iş tabii oturdukça değişecek. Bu kadar dışa açık olmayacak şey. Ama genel anlamda böyle Osmanlı tam da budur yani. Osmanlı'nın ben saydım 78 tane 1453 ile 1650 arasında 78 sadrazamı sadece 11 tanesi Türk asıllı. Tabii. Boşnak, Çerkez falan geliyor. Yani bu bugün de öyle. Şimdi şuraya bakınca benim tarafımdan görülüyor. Yani değişik ırklardan. Hani bugünü bağlamaz bu. Çok basit bir şey değil mi? Charlequin, adı üstünde Charlequin ama İspanya Kralı, Alman İmparatoru. Ana dili Fransızcaydı. Bunlar o dönem da... Avrupa'da öyle zaten. Yani hepsi. Öyle ya da işte Babürler diyorsunuz. İşte bunlar Orta Asya'dan kavulmuş. Timurilerdi yani Moğollardı. Dolayısıyla adamlar Hindistan'ın, yani bugün Pakistan topraklanıyor. Bir şey değil bu. Böyle olur zaten. 19.'dan sonra gelmiş şey geriye doğru. Tam Osmanlı o çeşitlilikti. O çeşitliliği, o hele 15. yüzyılda falan bu daha da böyle ya da 14. yüzyılda ilk zaman Osmanlı. O anlamda bir hep söylerim Ezel Akay'ın Karagöz Acıvat neden öldürüldü çok güzel yakalamıştı yani. Ya da Kemal Tarih'in Devlet Anası. Devlet Anası evet. Hakikaten ama çok... Ezel Akay'ın kıymeti evet. Bilinmeyen ama şahane. O da tutmamış enteresan çok evet. Güzel bir filmdi. Yani işte Cemal Kafadar'ın çalışmaları falan da o geçti şeyi çok güzel yakalıyor. Ruhu, zaman ruhunu çok güzel yakalıyor. Daha iyi anlamışlar herhalde o dönem neler olup bittiğini ya da ideolojik yargılardan bağımsız ya, bakıp da. Şimdi biraz belki... şeyle alakalı. Dünyada bu iş başka yerlerde yapılıyor. Osmanlı tarihini bilmeseniz. Zaten Amerika tarihi de böyle yazılıyor işte. Hani Pocahontas falan vardı ya. Ya da Amerika'da şey çıktı şimdi. Mesela oraya giden İspanyollar yerlerle evleniyor. Bir sürü böyle kriyola dediğimiz ya da mestizo dediğimiz çocuk çıkıyor. Anne zenci, baba şey. Yani bu bütün sınırım şeyi budur. Mantığı budur. Bu her yerde böyledir. Dolayısıyla Rusya'da falan da öyle. İşte bir ara Korkunç Ivan tahttan çekiliyor, yerine bir adam bırakıyor. Türk asıllı mesela yani. O Kazan'daki, Astrahan'daki adamlar bile Rusya'da önemli bir yer sahibi oluyor. Entegre ediyor yani. Evet. Yani bu böyle kültür kamp gibi şeyler yapamayacağı için öyle bir aygıt yok. Elindekiyle çalışmak zorunda. Yani size dağıtılan onu da en verimli oynamak. Şekilde kullanmak için kimse şey. Onu alıyor. Onun derdi başka. Onun derdi hani hazineyi nasıl genişletiriz? Şimdi sizin hikaye biraz da bu hani şey uç Serhat çalışıyorsunuz. Yani herkes merkezle vesaireyle ilgilenirken dolayısıyla şöyle aklıma geldi. Korsanlık dediğimiz hikaye biraz da Serhat'ta olduğu için mi kendi matematiğini tabii, kurmuş? Tabii kendi matematiğini kurmuş. Hani o sistemi kendisi kurmuş. Onu mu devlete dayatmış yoksa devlette bir karışmamış mı? Tabii karışmamış. Hatta bazen beyler beylerini öldürüyor yolluyor. Yani Cezayir'den ne gelecek ki devlete? Şimdi sultansanız şöyle bakarsınız. Bana oradan ne geliyor? Ne geliyor? Oradan esir geliyor. Arada para geliyor. İşler bozuldu mu o da gelmiyor. Bir de masraf yapıyorlarsa. Cezayir'le İstanbul arasındaki ilişki şudur. Yani Cezayir'in Memlük devşirme sistemini düşünün. Şey nedir Yeniçeri'nin? Yabancı. Mesela beni gidip bana Amerika yönettirirseniz benim lokal kontağım olmaz. Yeniçerilerle de onu yani sultan sadece kendine bağlı İstanbul'da ya da işte ne bileyim Cezayir'de hiçbir yerel power base olmayan, yerel güç kaynağı olmayan bir şey yaratmaya çalışmış. Yani kullardan bir ordu. Cezayirler de bunu şöyle yapıyorlar. Türkleri topluyorlar. Yani Araplara karşı kendini koruyacak sadece kendi bir espride koru olan yani bir tümen ruhu olan, bir askeri ruhu olan yani sadece kendi içinde bir dayanışması olan bir grup yaratıyorlar. Bunun için daha bire şeye muhtaçlar İstanbul'a. Onun dışında gemi yapımı için gerekli olan kereste, bazı maddeler, eski gemiler alırlar falan ilişkinin bir matematiğinin olması lazım. Aksi takdirde bir kıymeti yok. Yani siz
şunu yapamazsınız. İşte ben Cezayir'deyim, işte korsanlık yapacağım. Gemi nereden gelecek? Mal aldın, nereye satacaksın? Evet. Bütün şeyin matematiği öyle olduğu için Cezayir İslam'la arasında bir fayda ilişkisi var. Bazen eğer Akdeniz'de bir savaş yoksa ya da Osmanlı'nın bir nava, bir deniz stratejisi yoksa o Cezayir'le şey yapmanın bir mantığı olmuyor. O mantık olmadığı zaman da biraz koy veriyorlar yani. Karşılıklı kazan kazan mantığı kazan, üzerinden kazan gidiyor. Her zaman bu böyle. Kırım'da da ilişki öyle. Kırım'da ilişkine adamdan bedavadan şey geliyor. Europa Universalis falan oynayan varsa aranızda bilir değil mi? Var mı Europa Universalis? Ya da Civilization. Kimle oynuyorsun? Hayır, kimi seçiyorsun? Tek oynayacaksın tabii. Multiplayer oynanır mı? Ya şu vizyonla be. Ya bırak Osmanlı. Ne kadar teknoloji dezavantajı alıyorsun. Biraz batılılarla oyna. Amerika'yı bulacaksın hala Osmanlı. Şey vardı, o Kırım değildiniz. Kırımlılar mesela Osmanlı biraz böyle egemenlik kurmaya çalıştığında galiba şey yapıyorlar. İtiraz mı itiraz diyorlar. Öyle bir hikayeler de var. Şey var bu. Kortpeter'in bir kitabı var. Böyle ismi kitabı hiç yansıtmıyor ama bir şey Ottoman bir şey In the Age of Reformation diye. İçinde reformla ilgili hiç alakası yok yani. 16. sonunda Safevi Osmanlı Tatar savaş Safevi Osmanlı savaşlarını anlatıyor. Tatarların şeyini de anlatıyor. Bazen Safevilere yanaşıyorlar. İleride Ruslara yanaşacaklar bu Şahin Geray döneminde falan. Ben o dönemde çok bilmiyorum ama aklımda kalanlar o. Dolayısıyla evet öyle bir denge oluşturuyorlar. O oksiler dediğimiz yardımcı birlik sağlıyor. Şimdi eski korsan da öyle yetiştirme diye bir şey yok. Osmanlılar o alanda hatta iyi. Mesela siz bir Fransa kralısınız ve asker lazım. 14. yüzyılda şunu yapıyorsunuz. Lordlarınıza söylüyorsunuz. Onlar askerlerini getiriyor. Dolayısıyla siz ben hadi oturayım biraz. Cesur yürekteki gibi. Tabii ağır şövalye yetiştireyim falan diyemiyorsunuz yani. Bunun fabrikası yok ki. Yeniçeriler anlamda şeydir. Korsan da gerektiği zaman ne yapacaksınız? Zaten korsanlık yapan denizcileri korsana çevireceksiniz. Yani Venedik gibi yerlerde tüccar gemilerini hemen korsanlığa çeviriyorlar. Dolayısıyla size böyle hafif sipahi lazımsa, hafif süvari lazımsa yani stepte gidecek ve ok atacak. Hani lensle, şeyle, kargıyla değil de. Şimdi onun için ne yapmak lazım? Olan birini çağıracaksın. Türk'ten asker doğar var ya, hikayesi odur yani. Yoksa öyle gidip Türk'ten asker doğmadı, daha bire bedelli çıktığından belli. Habertürk'ün altına bedelli yazıp sonra savaş narası atmakla olmuyor yani hepimiz. Önce biz gidelim. Tabii ben yaptım şerefimle 21 gün. Ben yani devlet imkan tanımış, siz yaptınız. Ben bambaşka bir hikayem var. Asker kökenliyim ben. Astsubaydım, istifa ettim. 15 sene mecbur hizmetten sonra. Karadeniz? Kara. Kara. 4 senede öğrencilik var, 20 sene neredeyse. Askerlikte geçti benim. 23 Eylül'e askere gidiyorum. Nasıl, böyle bir şey olmadı? Seferberlik tatbikatı varmış, tekrar çağırdılar. 12 günlüğüne. Valla Tekirdağ 23 Eylül 4 Ekim arası askere gidiyorum. Böyle saçma bir şey var mesela. Neyse artık bir body'nizi iyi seçin ya. O çok önemli oluyor. Ya evet. Asubaylar bilmez. Yok biliyorum. Body yoktur herhalde asubaylıkta. Dolayısıyla öyle bir şey var. Yetiştiremeyeceğince Türk'ten asker doğar nedir? Şimdi size asker lazım. Bu step arazisinde yani Anadolu'dan Çin'e kadar giden o soğuk çöl dediğimiz ve onun biraz da step kısımlarında önemli olan askeri birlik hafif süvaridir. Onun da özelliği ok atar, ufak atla hızlıdır, mobildir. Sizin filmlerde gördüğünüz ağır süvaridir. Onun o daha pahalıdır. Avrupa'da onu bir sosyal sınıf üretebilir. Orada kast sistemi oluşmasına yol açmıştır o. Aristokraside çıkar o sadece. Diğer yerde ise bir yaşam biçimiyle eşleştirilmiştir. O da nomadik yaşam, göçebe yaşamı. Onların da en azından önemli bir kısmı Türk. Türkler asker doğanın mantığı ancak oradan mı çıkıyor bilmiyorum. Ama ancak öyle. Yani Türklerin her yerde yönetici elit olmasının nedeni o. Çünkü o asker onda var. Yani Selçuklular geliyor, tak diye geliyor aşağı. Zaten tık tık tık. Yani ulema Türk olmuyor. Ulema yerel oluyor mesela. Cezayir'de de böyle. Şimdi korsanlıkta da aynı hikaye var. Balıkçı, denizci falan getiriyorsun. O da Cezayir'de varsa Cezayir'le yapacaksın. Yapacak bir şey yok yani. Önce İtalyanlar geliyor. Bizimkiler buradan gidip Cezayir. Önce bizim buradaki nüfus fazlası. Şimdi nüfus fazla olunca ne yapacak adam? Ya eşkıya olacak, ya korsan olacak, ya paralı asker olacak. Paralı asker olursa işte bu 16. yüzyılın sonunda 1513-1616 savaşlarında olduğu gibi Sekban Sarıca birliklerini oluşturacak. Ya da işte dağa çıkacak, Köroğlu olacak. Ya da işte dağa çıkmayacak da denize inecek, gidecek başka yere, gaza maza hani. İspanyollar Amerika'ya gidiyor. Bizimkiler de Kuzey Afrika'ya gitmiş. Orada bir din savaşı da var. Onu yapmışlar işte. Barbaroslar falan filan. Denizci şeyler. Tabii onların içinde Kazdağ'ından gelen denizci olmayanlar. Onlar
ok atanlar. Yani hepsi denizci değil. Denizcilerle birlikte buradaki işte böyle eli silah tutan insanlar gitmişler. Orada bir şey başarılı olunca da Osmanlılar bir dünya savaşına girince Habsburglarla Osmanlılarla bir ittifaka giriyorlar. Ondan sonra siz onu dünya savaşı diye tanımlıyorsunuz Habsburglarla. Öyle tabii. Akdeniz bir dünya işte bir dünya savaşı yani 50-60 yıl. Hatta bir soğuk yani dünya savaşına göre çok uzun. Dünya savaşına benzemiyor ama 200 yıl falan sürüyor. Yok 50-60 yani. Ha, korsaninki sürüyor. Ha, korsanlar. Ama 1534'ten 1578'e kadar en azından çok habire savaş var Akdeniz'de. Hatta belki daha da önce biraz daha. Dolayısıyla bu birliktelik ondan sonra işte İtalyanlar, İtalya'da nüfus alası Avrupa'da, İtalya'da özellikle Sardinya, Korsika gibi fakir yerlerde, pek verimli olmayan yerlerde gidiyorlar. Ya esir olarak, ya kendileri gönüllü gidiyorlar ya da esir olanlar Müslüman oluyor falan. Onlar da korsanlara katılıyor. Özellikleri, yetenekleri varsa yapıyorlar. Ya da bazen orada iş gücü eksiği varsa tamamlanıyor. 17. yüzyılın sonunda da, başında da artık yelkenli teknolojisi o noktaya gelmiş ki sizin böyle şeyde ne şu filmin adı, Karayip Korsanları'nda gördüğünüz tip gemiler, kalyonlar çıkıyor. Onları kullanmayı bilen adam lazım. Bu sefer Hollandalılar, İngilizler hani Osmanlılar İzlanda'yı yağmaladı falan filan diyorlar ya. Aslında o yağmalayanlar Danimarkalı falan yani. Yani şeyden gitmiyor. Danimarkalı var, Hollandalı var. Tabii daha İzmir'den gitmiyor. Adamlar, tabii. Çıktı tabii İzlanda'yı bile ya. Peki Karayip Korsanları deyince şimdi ama Amerika'ya gitmediler onu. Bu Jack Sparrow o hiç Şaban ya. Reis. Öyle diyorlar. John Ward diyorlar. John Ward. Oradan gelmişti de hiç şeyi bakmadım yani ben filmi izlemedim. Beni kanser ediyor öyle filmdeki hatalar. bilmiyorum yani filmi bana yani hayatımda hiç korsan ya da casus tüketmiyorum. O kadar sıkıldım ki yazayım. Bir konuyu yazınca tarih film de izlemiyorum artık. Haklısınız. Crown'u falan da izlemiyorum yani. Çünkü daha modern şeyler. Mark Bloch'u şeye götürmüşler. Varşova'ya. Eski işte Orta Çağ şehrini gösteriyor. Göstermişler. O demiş ki ya siz bana Orta Çağ şehrini boş verin. Siz bana demiş, modern şehri gösterin. Biz de öyle gittik mi yeme içme hani hemen böyle surlara çıkaralım falan deyince ya. Beni surlara çıkarmayın artık yeter yani. Yeter, yeter. Her gittiğim yerde hocam size helva verelim bir de işte ne bileyim nargile içerken tarih mi konuşsak şeklinde şeyler fenalık geliyor. Özellikle dışarıda Türk restoranına götürüyorlar ya. Şeyde ya ben burada Türk restoranına gidiyorum. Vizyon nefis evet. Ya şey Almanya'da ufak Bochum'a gittik. Bir Türk restoranına gittik. Baba Ganuş yedik. Dedim baba ganuş yok ki Türkiye'de. Baba ganuş yok değil mi? Ben hiç, ilk defa Amerika dedim baba ganuş. Baba ganuş vardı ama çoğu her yerde yok. Yeni çıkmış bir şey değil mi? Yani böyle yo çok eski bir meze o. Şey değil mi? Domates, soğan falan, biber. Ne bileyim ben ilk defa baba ganuşu. Şeydir. Adana'ya da Hatay. Yani. Ondan dolayı değil ama ben biliyorum. Adana'ya da Hatay mezesidir baba ganuş. Türk restoranlarında Amerika'da falan en çok verilen şey baba ganuş. Yani hepsinde böyle hiç dönere Grek denmesi gibi Paris'te. Hmm. Hani hepsi Türk ama Grek diyorlar. Grek döner, Grek yoğurt. Tabii. Yani yok, Le Grek dediğin zaman döner restoranı demek. Evet. Hatta bir tane video vardı Twitter'da gördünüz mü bilmiyorum. Bir tane adam polisle konuşuyor falan. Orada Grek diyor. Ben Grek yemem diyor. Grek yemem. Şu Fransız şeysi mi? Evet. Bir hakir görüyor falan diye bir eleştiriler oldu. Peki o zaman korsanın sizi çok boğmadan, korsanla pirat arasındaki şey de bir az. Pirat işte o Somali. Sokakta haraç kesen de mafya arasında bir fark vardı. Biri organize suçtur. Şimdi problem. Yani işin etiği olan insanlar etiği var. Etiği niye var ama bunlar şey mi? Hani niye böyle mantıksız bir şey yapsınlar? Onun da mantığı şu. Şimdi çalmak kolaydır. Çaldığın şeyi sisteme sokmak zor. Ve genelde mesela bu uyuşturucu mücadelelerde ne yaparlar? Gidip torbacıları bulmazlar. Gidip hemen şey yapar. Üreticiyi çökertmeye çalışır. Yani işin kaynağını inmeye lazım. Burada da öyle. Şimdi siz büyük bir şeyi çaldınız. Gemiyi vurdunuz. Nereye götürüp satacaksınız? Şimdi sizin çaldığınız alet mobil. Saklanabilir. Fakat piyasa mobil değil. Tunus'ta sattınız. Adam Fransız sizi bulamaz ama Tunus'u bulur. Malı aldın diye bombalar işte Hakan Hoca'nın sizi bulduğu gibi. Yani o korsanı bulamaz ama O kadar kötü bir kazaydı ki evet. Sahafı bulur. Şimdi orada şöyle bir problem var. Dolayısıyla bunlar bankacılıkta da öyle değil mi? Kara parayı aklayamıyorlar. Şimdi parayı ben yolda buldum. Şurada 1 milyon doları buldum. Ne yapacağım onu? Yarın iş bankasına gidersem olmaz. İşte onun için korsanlığa ev sahipliği yapan Tunus gibi, Cezayir gibi yerler belli kurallar oturtmuş. O kurallara uyacak ki Fransa'ya. O da şu. Benim savaşta olduğum devletlerle, zaten aramın bozuk olduğu devletlere saldır ki hani ben ceremesini çekmeyeyim.
Bir de bunlar sefere beraber çıktıkları için belli bürömeler falan filan oluşturuyor. Yani çok hukuki pasaport alıyorsunuz. O şu demek. Ben şimdi Cezayir korsanıysanız, Cezayir'le Fransa'nın arası iyiyse siz Cezayirli korsan olarak Fransa'ya saldırmayacaksınız. Ama Fransa da size saldırmayacak. Fransız gemisi durdurdu. Ya da siz bir, diyelim siz Cezayir korsanısınız, Fransa'yla barış halindesiniz ve bir gemi gördünüz. Hemen gemiyi durduruyorsunuz. Gemisi de Fransız gemisi olduğunu gösteren bir belge koyuyor. Bunlar okuma yazma bilmediği için tırtıklı yapmışlar belgeyi. Üstü bunlar da böyle eşliyorlar. Evet, bu Fransız gemisi. Saldırmıyorlar. Ama Fransız savaş gemisi çıktı. Bu sefer Fransız savaş gemisinin bunlara saldırmaması lazım. O zaman onlar bir belge gösteriyor. O belgede de Fransız konsolosluğundan alınan belge de şu diyor. Bu gemi işte şu Fransız Cezayir gemisi dir. Lütfen buna yardım edin, saldırmayın, yardım edin bilmem ne falan filan. Ya da limana gireceksiniz, o belgeyi gösteriyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir şey oluşmuş. İpin kopmaması açısından. Aslında güzel bir sistematik sağlanmış yani. O hani İşin içinde para varsa güzel sistematik her zaman sağlanıyor. Ya. O çok etkili oluyor. Tabii tabii. Yani süreklilik lazım. Esir kurtarmada da bu var. Yani... Esir kurtarma işi zaten başlı başına şey, o ekonomiyi yürüten en önemli unsurlardan bir tanesi. Ama esiri kurtarma işi... Ve bir şey de, özür dilerim, hani böyle binlerden, 2000'lerden falan bahsediyoruz tabii değil mi zaman zaman sayı olarak? Ya toplamda 100.000'leri geçen rakamlarda insan esir edildi. Bu insanlar geri kurtaracaksınız. Şimdi parayı nasıl yollayacaksınız? Önce parayı yollarsanız adam gelecek mi? Bazen adamı önce yollar, parayı geri alıyorlar. Şimdi reciprocity dediğimiz karşılıklılık ilkesi işlediğinde, yani bir ekonomik etkileşim bir tane ise, hani bu Ransom diye bir film vardı ya da o tip böyle fidye filmleri arıyorsunuz, işte kızınız elimizde, işte bize şu kadar para verin. Şimdi o riskli bir şey. Çünkü bir kere olacak o ilişki. Yarın da oğlum, o zaman sizin oğlan da bizde deyip bir ikinci ilişki olmayacak ya, o sakat. Ama sürekli bir ilişki varsa, ticarette de öyle ya, işte 50 bin lira yolluyorsun adam, o sonra sana 30 bin lira yolluyor, KDV'yi sen ödüyor falan. Her interaction'ı şey yapmıyorsunuz, kayıt altına almıyorsunuz, her etkileşimi kayıt altına alın. Korsanlık ya da esirlikte de böyle. Belli kurallar olacak ki öngörülebilirlik olsun ki bir endüstri olsun. Dolayısıyla sistem kendi kendine tabii, rahat rahat işlesin. Tabii. Yoksa para kazanacaklar yani. Şeyde nasıl? Mafya filmleri onun güzel ruhunu yakalamıştır. Hani business diyorlar ya. Elbette. Oturup konuşuyorlar tabii falan filan. Bir ahlakı var, bir şey yani olacak, var, usuller evet, var. Bir omertası var ya. Bunun da öyle bir şey olacak ki. Şey var, Türk filmi vardı. Eşkıya'da da hani işte sözünü tutmadığı için Şener Şen geliyordu. Mafyadaki adamı vuruyordu falan filan. Sen sözünü evet, tutmadın deyip giriyordun. Ama o tam tersi. Orada endüstri yok. Endüstri olsa yani vuramaz. Yani orada sistemi olmadığını gösteriyor. Hayır ama önce ihanet eden şey, vurulan adam. Doğru ama o sistemin dışından bir adam. Sistemin olmadığını gösteriyor. Ha. Çünkü sistem cezalandırmıyor. Adam çıkıp... Tam olmayacak şey. Adamın biri çıkıp intikamını alıyor. Hiçbir zaman öyle olmuyor. Film yani. İşte. Biri kazıklarsa sizi gidiyor yani öyle yukarılardan. Korsanlıkta başvurabileceğiniz mahkemeler var. Mesela Floransa'ya gidip başvurabilirsiniz. Bir Müslüman dayı bu bana saldırdı, saldırmaması gerekiyor deyip bir mahkemede hakkınızı araya... Ben hukuk kısmına çok girmedim ama Joshua White'in kitabı var, Molly Green'in kitabı var. Onlarda görüyorsunuz yani bir Hristiyan gelip, hatta bir Müslüman gelip ya bu bana saldırmaması lazım, uluslararası göre saldırı deyip hakkını talep edebiliyor. Peki belki bu konuda bir çalışma yoktur ama korsanlıkla ilgili son bir şey soracağım. Korsanlığın belli bir argosu, bir şeyi var mı? Hani vallahi onu bu adamların çoğu okuma yazma bilmeyen adamlar. Onu, hani illa var, onu bilmek çok zor ama bir lingua franca diye bir dil var. Bunu argodan çok, evet argo da denebilir. Ya da jargon diyelim hani. Ya neyse, buna pigeon diyorlar. Güvercin dili. Güvercin. Melez dil. O da şu işte, ben var yapma, kızlarlar konuşuyor Tommy Texas'ta onun gibi. He. Latince üzerinden sabir diyorlar. Sabir. Saver, bilmek kelimesi. Fiil değil mi? Fiili, evet. Saperen ya da savoir'ın ya da Fransızca. Şey hali, işte sabir olmuş. Aralarında bu bazı oyunlarda çok güzel bir kitap yazdı biri, 550 sayfa ama çok az datayla 550 sayfa nasıl kitap yazılır okumak istiyorsanız, Fransızca da iyiyse, Justin Dachlia'nın Lingua Franca diye bir kitabı vardır. Orada çok güzel o şeydandır, bu ne işe yarar falan filan. Ama birkaç makale de var bu konuda. İşte iki taraf hani, fiillerle hani halıcı İngilizcesi gibi düşünün. Kapalı çarşı İngilizcesi. Kapalı çarşı İngilizcesi gibi. Fiil çekmeden. Fiil çekmeyince teşekkür çok kolay yani. Fiili biliyorsun. Tu saper diyorsun mesela. Tu saver diyorsun. Şeyde nasıl hiç peki casusluğun bu etiği? Casusluğun eti yok. Casusluk diye bir endüstri yok o kadar. Ha, o başka bir şey. Bir şey tabii. Yani o adam zaten casus diye bir meslek de yok. Yani adam bir şey yaparken de casusluk yapıyor. Öyle bu... Ya şey işte, intelligence services'ler şeyde kurulmuştur. Yani CIA bilmem ne. Çoğunluğu 2. Dünya Savaşı sonrası. Ondan önce 1. Dünya Savaşı. Yani askeriyeden bağımsız bir şekilde. Mesela Fransızların Dözyen Bürosu ilk vardı. Bizim işte 2. Şube falan.
Ya bunların hepsi işte normal tırnak içinde modern devletlerin ortaya çıkması da ortaya çıkan şeyin örgütlenmeler. Ya bir de iç istihbarat bu soğuk savaş onları çok. Şimdi ajan içimizde de adam var şeyi girince bir de iç dış istihbarat her zaman ayrı olmayabiliyor. Yani aynı şekilde de yapabiliyor eskiden. Ya orada enteresan ama işte hani onun için sordum bir etiği var mı diye. İşte Venedik şeyinin 3 oğlu farklı farklı casusluklar bilmem tabii, ne bizim kitapta var. Tabii yapıyor. Yani onun işi o. Biraz şöyle, orada yapıyor, biraz öbür tarafa çalışıyor. Malek dedikoducu kadın olur ya, oraya gider buraya şey, ona bir tane işte... Vakti bol bir de galiba. Vakti çünkü, bol değil, hayır. Mobilitesi olan herkes... Ha mobilitesini... Ya zaten adam tüccar. Zaten adam hacı. Şunu demeye çalışıyorum. Yerde, Osmanlı toprağından İtalya'ya atıyorum, 2 ayda gidebiliyor diyelim. Hani, ya da ama bir ayda gidebiliyor. Ama zaten gidiyor. Yani giderken yollanan, de topluyor sanki öyle gidiyor. Duyduğunu söylüyor. Bazen şimdi o özellikle belli tip tüccarların... Mesela elmas satıyorsanız ya da çok kaliteli kumaş satıyorsanız zaten mezille oluyor işiniz yani. Gidip bakkala satmadığınız için onu. Zaten bu kontakları oluyor. Özellikle belli etnik grupların, Yahudiler gibi başka yerde hazır cemaatleri de oluyor. Gidiyor. Oradaki Yahudilerden alıyor haberi, dönüyor. Bir de soruyorlar bunlara zaten. Ne oldu, hayırdır falan. Geldiklerinde limana o tip adamlara ya ne haber var falan diye soruyorlar. O da kayıtlara yansıyor. Aslında biraz öyle bir şey. Yani mobilite olduğu için, çünkü eskiden mesela mahallenin arasında şeyler vardı, kapılar vardı, kilitliyordunuz. Ya da bir şehirden bir şehire gitmek zordu. Bir şehre yerleşmek için 2 tane kefil isteniyordu. Bir mahalleye yerleşmek için falan. Yani öyle herkes istedi. Mesela Temeş Varlı'nın anıları vardır, o da çok güzel anlatır. Ben çok şaşırmıştım. Bunu böyle kıyıda köşede bir yerde dövüyorlar, öldü diye bırakıyorlar. Sonra bu iyileşiyor, gidiyor, adamları buluyorlar ya. Ya koskoca böyle Osmanlı serhadinde nasıl buluyorsun 5-6 kişiyi? Çünkü çok kolay. Bir yerden bir yere hareket eden o kadar az adam var ya. Yani hani şu gişelerde polis durduruyor herkesi. Böyle gösteriye falan gittiklerinde arabadan alıyorlar ya. Mesela bir yere gidiyorsun, Ankara'ya sokmuyorlar. Yani düşündüğün Ankara'ya sokmak ne? Çok basit. Otobüste gidiyorsan bir tane yol var yani. O da o tip bir anlayışla. Bizim bir arkadaş vardı mesela, sürekli Superman sweatshirt'ü giyerdi. Polis yakalardı. O sivil çocukken bir kişi var çünkü eylemlerde. Yakalanıyordu çocuk. O yakalanmak istiyormuş ama. Ya. Belli onun bir... Azıcık safçanı da olabilir, bilmiyorum. O şeyi seviyormuş yani. Karakolu seviyormuş demek. Stockholm sendromu yaşıyor. Olabilir. Ya casusluk hikayelerini hani o yüzden ben merak ediyorum. Onların bir etiği var mı diye, ama siz diyorsunuz ki biraz daha şey. Yok. Onlar yani, serseri ya mayın gibi. Casuslar bir arada bir casusluk, bir kurumsallığı ya da bir böyle espri de koru işte hani bir şey yok, dayanışması olmadığı için. Değil. Şey gibi hani öyle bizim şey şurada oturamadım. Standtan çıkıp öbür hoca gidene kadar ki biraz muhabbetimize benziyor. Kimisi tabii bunu paraya tahvil ediyor. Ya bu tweet, ya da menfaate Twitter tahvil olunca ediyor. Bir sürü şey çıktı ya piyasaya. Ben Twitter'a girince kendim yani böyle görüp muhabbet edip herkese tanıştım. Çünkü onlar böyle ölü hücre gibi bekliyormuş. Twitter'da buldular. Casusluk da öyle. Yani birbirlerinden de haberi yok. Böyle casus hani bir yerde buluşsalar çok iyi anlaşırlar belki ama. Yani mobilitesi olan insanlar böyle bir meslek değil bu. Bazıları var, her gittikleri limanda karşıma çıktılar. Yani Cenova'ya gidiyorsun, oradan çıkıyor. O mesela buradan gidiyor. İsmail casusların başı Madrid'e gidiyor. Yolda Venedik'e diyor ki Osmanlı'da benim tanıdığım varsa bir tane bir şey alayım, bana para verin. Cenova'ya gidiyor, onlara da diyor. Yani çünkü konuşmak bedava. Bir tutturabilir. Oradan 300'lük alıyor. Buradan 500'lük alıyor. Yani biraz öyle. Bir yani şey. Tersi bilgi de teyit edilene kadar da 1 ay 2 ay geçiyor. Çok ucuz. Parayı alıyor, kaçıyor belki. Ucuz şimdi. Gidiyor. Gemi çıkaracaksınız, bir donanma çıkarıyorsunuz. 500 bin duka, 1 milyon duka para harcayacaksınız. Casuslara 10-20 bin harcıyorsunuz. Yani sigorta gibi bir şey. Sigorta. Peki az evvel söylediğiniz şeyden hareketle artık ufak ufak ben arkadaşlara doğru sözü bırakacağım. Bu Twitter vesaire işte sözlük şu bu oralarda olmaktan mutlu musunuz yoksa ne düşünüyorsunuz? Mutlu. Sıkıntı yaratıyor mu? Çünkü çokça kimi insanlar için çokça sıkıntı yani yaratan bir şey dönüşüyor. Ya özür dilerim, şunu diyeceğim. Halil Alcık'ın sağ olduğunda kullanılan hesaba birileri zamanında sen kitap oku biraz birader tarzı bir mention atmıştı. Hani. Ama başka bir örnek daha anlatayım. Halil Alcık Yalova'ya gidiyor. Anlatıyor, konuşuyor. Yanına bir adam geliyor işte 50-60 yaşında. Biraz Kemal Tahir'in diyor kitapları devlet anayı okuyun diyor. Yani şimdi bu Türkiye zaten. Twitter'la alakası yok ki. O adam var. Türkiye'de şöyle bir yanlış var. Görmezsem yok. Yok işte. Bu 90'larda 28 Şubat'ta da böyleydi. Bugünkü şeylerde böyle. Türkiye'nin Kürt meselesinde böyle. Türkiye'nin bu eğitim seviyesinde de böyle. Görmezsem yok. Yani kamuda yapmasın da. Hani içeride ne yaparsan yap. Yani o adam Twitter'da bana ulaşıp o lafı içinden diyeceğine bana söyleyip desin. Yani çünkü hala o mantık var. Yani bu adam Twitter'da bana ulaşıp o saçmalığı yapmayınca olmuyor olmayacak ki. Şey demiyoruz yani bu adam niye var? Niye Twitter var diyoruz. Yanlış soru bu.
Yani internet kötü bir yer. Sen salak saçma kullansan kötü bir yer tabii. Ben o kadar çok şey öğreniyorum ki. Yani maketçi bulabiliyorsun, bir tablonun en iyi yorumunu bulabiliyorsun. Şimdi buradan bir şey sordunuz, ben tak 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 bulabiliyoruz. En kaliteli dil öğrenebilirsiniz. Aç Netflix'i, koy İtalyanca dublajı, öğren yani. Şimdi Netflix zaman kaybı, sen öyle kullansan değil. Yani her şey yapılabilir. Şimdi bizde o var, o adam niye orada? Niye, ne yaptık, ne oldu da 45 sene biz bu adamı fark edemedik ya, 35 sene? Yani şey, gizlemiş kendini 45 sene. Onu biz yarattık. Onu beklemiş. Tabii işte, evet. Vallahi o mu gizlenmiş, ben mi gizlenmişim? Yani sayılara bakıldığında biz de gizlenmiş olabiliriz daha çok. Dolayısıyla ben kötü olduğunu düşünmüyorum. O tip şeyleri reddetmenin de matbaaya karşı olmak gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii yani bir araç kötü olamaz. Yani araba kötü müdür? Yani 200'le diyelim, bir tanıdığınız 200'e giderken öldü. Araba kötü mü diyeceksiniz size? Şoför kötü. Tabii. Aynı 200'le şey yani. Gitmek kötü ya da. 200'le gitmek. Akıllıca o değil. O zaten yani bisikletle de ölecekmiş. O belli yani. Mihail Schumacher işte. Adam formülle de ölmedi. Gidip şey parkur dışında şey yaparken kayak gitti yaparken. Yani. Çünkü o riski almaya alışmış. Ona şimdi kayak mı kötü yani? Formula 1 çok iyi, kayak kötü diyebilir misiniz? Formula 1'de ölmedi adam. Gitti kayak yaparken öldü. Yani biraz bununla alakalı ve o şeyi de görmüyorum ve bu akademisyenlerin ya şöyle bir şey var. Şimdi dünya çok hızlı değişiyor. Çok hızlı değişen bir dünya da şu çıktı ortaya. Ve bu çok acı bir şey. Eskiye göre belli işlerin statüsü kaldı. Ama ekonomik olanağı da öyle olmadığı için. Mesela şimdi fil dişi kulede yaşamanız bekleniyor ama pazara gidiyorsunuz falan. Falan yani ben işte Descartes gibi yaşamıyorum ki. Adam her gün bir inek kesiyorum. Yani ya da Erasmus gibi kupa arabalarla seyahatler etmiyorum. Tabii tabii öyle şeyler yapmıyorum ki. Benim hayatın içinde olmam lazım zaten. Hem etki alanı olarak. Yani fil dişi kule Amerika'da olabilir. Harvard'da gidersiniz. Türkiye'de öyle bir yer yok. Bilkent'tir yani. Boğaziçi'ne bile millet hani dışarıdan ek ders yapayım ben. Çünkü o maaş yetmiyor. Ben hiç ek derse gitmiyorum yani, Allah çok şükür de. Yani o şey var. O adamla siz aynı ortamı, böyle sürekli bir toplumun 200'üyle karşılaşıyorsun hoca olunca. Hoca böyle yapar mı? Sen her şeyi yap, bana gelince hoca boş şeyle beni kandı. Olma yani. Hoca da yapar. Yapar, sen yapıyorsun zaten. Yani şey olarak, bu böyle ne bileyim, sadece hoca açısından da değil. Yani bekleniyor ki o popüler kültürün bütün imkanlarından yararlansın ve siz böyle bir yerde, ben senin kafanda yarattığın insan olmak zorunda değilim. Akademisyenler tarafında da etki alanı açısından bu kadar boş bırakılınca tarih alanında kimlerin çıktığını gördünüz. Hakikaten fecaat. Evet, çocuklar bana özellikle böyle 18-19 yaşında çocuklar mail atıyor. Hocam işte bir tanesi çok şeymişim, Aksaray'dayım 9 kitap okuyorum dedi. Kendi dediği için Aksaray'ı kullanıyorum. Aksaraylılar linç etmesin beni. Yani Aksaray'da sizden sonra 9 kitap okudum dedi. Herhalde Aksaray'da 9 kitap okumuyor, bilmiyorum. Yani öyle söyledi. Çok hani bir şey kattı. Şimdi çocuk ondan sonra biri geliyor. İşte hocam biz Oral Sander okuyalım mı diyor. Ya Oral Sander mi? 2019'da bu. 90'larda, 80'lerde Türkiye'de yabancı kitap yokken, o imkanlar yokken yazılmış ufak bir kitap. Bizim de bir kentte hocamızdı. Yani bir şey oku. Onlar ama geçti Türkiye artık. Onu çocuk onu biliyor. Çünkü hocası da onu biliyor. Şimdi ona kitapla tanıştırmak tabii lazım. Tabii şey oluyor. Başka bir açıdan kendi üzerimden söyleyeyim. Üniversitede öğrenciyken kendisine önerilen kitabı hoca olunca o öneriyor tabii mesela. Canım, yani hala gelip mesela 2019'dayız. 70'li yılların kitaplarını soruyorlar. Üzerine bir sürü bir şey çıkmış. Ya da üniversiteyken o satılan kötü set... Kitabı, felsefe ansiklopedisi falan mı soruyor? Neydi mesela, o adamın adı? Vakıfta çalışan, ay şu felsefe ansiklopedisi yazar 10 bölümdeydi falan. Cemil Sena mı? Yok. Meşhur ya. ABC'de de diye. Hançerlioğlu. Ha, Orhan Hançerlioğlu. Orhan Hançerlioğlu. O olmaz artık ya. Tabii. Artık İngilizce kitap var, onların çevirileri var. Felsefe ansiklopedisi de falan olmaz mı? Evet. Siz yani, ama şeyi öneriyorsunuz, Hobsbawm'ı falan öneriyorsunuz. Tabii ama çok iyi bir tarihçi. O modern bir adam, eski tabii değil ki o. Yakın zamanda kaybettik zaten. Tabii, bir iki sene oldu. Yani kitaplar 90, o kitaplar güzel. Ya kitap eski olabilir. Türkiye'nin eskisinde şöyle bir problem var. Dünya kaynaklarını bilmedikleri için yani bir yere kadar oluyor. En iyi Server Tanilli'dir. Geçen ben çok severdim okurken dünya tarihleri. Geçen bibliografisine baktım. O da işte introduction seviyesi kitaplardan yazmış. Ama o ara çok iyiydi 90'larda. Yoktu, bilmiyorduk. Ben de bilmiyordum. Ama şimdi insan en son çıkan kitapları okuyabilir. İşte Merriman'ın bu kadar kitabı çıkıyor. Avrupa tarihinde o şey çıkıyor. Ben yayıncı çağırıyor. Kitap işte çalışalım diyor. Ne yazayım diyorum. Avrupa tarihi yazın hocam diyor. Ya dedim dalga mı geçiyorsun? Ben niye Avrupa tarihi yazayım? Bir tane kitap var falan. Ama ihtiyaç var diyor. Ya dedim ihtiyaç falan yok. Yok. Yani aslında editör piyasada kitabı bilmiyor. Öğrenci de bilmiyor. Biraz bu anlamda bilmeyi bilmek, bulmayı bulmak lazım. Yani kitabı nasıl bulacağımızı. Bu sahafların dışında
modern kitap şeyine gittiğinde büyük bir fecaat. Yani D&R çöp yani. O kadar kötü ki. Tabii tabii. Bir de sinemada Mars şeyde D&R her şeyi ele geçirdi. Yok yani kitap. Yani gidiyorsunuz 5 tane 10 tane kitap için. Kitap yurdu falan filan gibi ya da ne diyeyim biraz kurcalayacaksınız. Türkçe, İngilizce okuyorsanız artık çok ucuzladı kitaplar. E-books falan var. İnternette PDF'leri var. Şeyi önermeniz çok kıymetli ama Sanatın Öyküsü Gombrich'in. Onun da baktım Türkçesini okudum üşenmedim. Çevirisi çok iyi falan diyorlardı. Artık önermiyorum. Hiç iyi falan değil. Senin başkanı falan diyor. Hep yani hangi çeviriyi okudunuz ama onunla ilgili bir pürüzlü durum var şimdi. 15 sene önceki şey. Bedettin Cömert çevirisi. Yani hiç öyle değilmiş. Demek ki çevrilemiyor. Ben öyle dedim. Çocuklara da usta olarak Türkçesini öneriyordum. Bakmadan iş yapmayacaksın demek ki. Yani şey olarak, o zaman şey Story of Art'ı okuyacaklar. Story of Art ya Allah aşkına 10 dolar ya. Yollaması 4 dolar, 14 dolar. Yani 84 lira çok diyecek diyebilirsiniz ama bu kadar onu bir yılda okuyamazsınız. Onun getireceği verim onun getireceği verim kötü çevirinin vereceği verimden daha fazla. Yani kötü diye miyim çeviriye de ya o kadar işte, böyle başa çıkıyor. Ya bir yandan da tabii bilmeyen okusun. Mesela şey Mehmet Ali Kılıçman'ın çevirisi de çok şey yapar. Eleştirildi Brodel. Bence okey yani. E tabii Aziz Yardım 80'lerde bu kadar Fransızca kitapları kim bilir kaç kuruş. O kadar adam bilmediğinden değil Galatasaray Liseli benden iyi biliyordur. Ya ben de yapamam çeviri çünkü. Zordur. Başka bir şey tabii. Yani çeviri yapmak ben güzel çeviri yapanın kendinden bir şey vermesi lazım. Ve o paranın 10 katını falan alması lazım. Aslında paraları da biliyorum. Çok zor bir şey. Tarih metnini çevirmek çok zor. Para almıyorlar bile neredeyse. Yani o çevirmen durumu ayrıca. Hani, kimse şey yapmak için değil. Ama şimdi Türkçe, eğer İngilizce biliyorsanız İngilizcesini okuyun. Sizin işleri biraz bozdum ama. İngilizcesini okuyun yani. İngilizcesi bizde oluyor canım ara ara. Oluyor yani, değil mi? Tabii. Kitapların olur. Çünkü artık şey de var. Burada da çok alınıyor. Bu işler oldu şimdi. Dolayısıyla ne okuyacağını bilmek lazım. Benim bir arkadaşım vardı. Bugün de üst düzey biri. O hep biyografi okurdu. Yani hep biyografi okunur mu? Çok okuyor. Hep biyografi okurdu. Ne olacak yani hep biyografi? Rahat. Belki ondan okuyor. Ondan işte. Yani konfor alanını kaybetmeden gelişme yoktur. Değil mi? Yani mesela ben bu kitabı yazdım. Önce Sultan Casur yazdım. O çok daha böyle spesifik, daha arşivciydi. Sultan Korsan'a bir üst tıktı. Şimdi bir başka kitap üzerinde çalışıyorum ama daha böyle popüler tarih şeylerini aldım. Yani formatı değiştirmeye çalışıyorum. Yani 7 tane Sultan'ın Korsanları yazmanın bir artık matematiği oluştu ya. Anlamı yok, evet. 3 sene daha arşive git dene yaz. Gene şey yani biraz kitap okurken de öyle. Hep aynı kitapları okuyor olsaydım ben de Cemal Kutar'la Mişal Zavak okuyor olurdum yani. O iş orada kalırdınız. O tabii. İşte onu biraz zorlamak lazım. Öğrenciler mesela biri orada Deniz geliyor. 10 senedir söylüyorum hala İngilizce değil mi? Deniz öğrendi mi İngilizceyi? Ha aferin. Anlıyor da konuşamıyor. Tamam canım o şey dedi. Hasan sen kafaya değil mi? Şimdi onları zorlayacaksınız. Öğrenciler özellikle humanities'de olan öğrenciler. Bu İngilizce bilmeyen insanın artık şeyi yok yani. Dünyada belli bir ceiling'i, belli bir hani cam şey diyorlar ya. Kadınlar çalıştığı zaman belli bir maaş yerine geçemedik ona cam tavan diyorlar. Hani görmüyorsunuz ama geçemiyorsunuz. Şeyde de aynı durum var. Bu İngilizce iyi bilmeyende de yani özel sektörde bir yere çıkar orada kalırsınız. Evet. Sesi merak ettim de şey. Ha. Zaten siz kendi kendinize otomatik evet, geçtiniz. Soru cevaba varsa ki vardır herhalde. Size bırakalım. Size büyük bir ihtimalle azıcık konuşmaya muhabbete geldiniz. Sorusu olan herhalde en yaşlı takipçiniz benim şu anda. İlk geldiğimde benden yaşlısı yoktu. Arkalarda var. Estağfurullah. Gördüm. Evet sonradan ama ilk gelen ben. İlker Bey'le yaptığınız YouTube programlarından tanıyorum sizi. Hı. Aslında soracağım sorunun cevabını az önce verdiniz ama ben altını çizmek istiyorum. Okul yıllarında tarih dersini sevmiyordum ama inkılap tarihini daha çok seviyordum. Daha çok insanla ilgili gibi geliyordu bana inkılap tarihi, daha çok yaşamla ilgili. Ben demedim değil mi bunu? Yok size, ben diyordum. Kendi kendime düşünüyorum öyle saçmalıyorum falan. Siz kadınla ilgili tarihte kadın programını yaptığınızda ben bir kadın olarak ve şu son gündemle işte kadına uygulanan şiddetten de o şeyi fark etmiştim. Sizin anlatışınızda aslında erkeği de anlamak gerektiğini, siz tarihi anlatırken aslında erkeğin de neden böyle olduğunu anlatıyordunuz. Hı hı. Onu bilebilirim ben çünkü erkek olarak. Yani tam o. Sen orada da diyordun zaten yani. Program başında onu attıydı. Biz programa oturduk fark ettik ki üç erkek
Kadın programı yapıyoruz. Onu biz oturunca yani... fark ettik. Bengü'yü aradık, gelmedi. O yüzden ki şeyde programın en başında Bengü, Gülse falan onların isimleri yazıyor. Çünkü ya dedim bu biz zaten kadın programı yapacaktık. Denk geldi. Hani planlayıp yapmamıştık. Böyle kaldık. Yani erkek. O program eğer çok dikkatli dinlerse erkek düşmanı kadınlar erkeği biraz daha anlayabilir. Şimdi kadının ölmesi, yani... ölmesini engelleyemez ama erkeğin öldürmesini engelleyebilir mi? Çünkü biraz erkeklere yönelik bir programda. Onlar... Hayvanlardan Tanrılara kitabını konuşmuştunuz bir de. Ben evrimle 20 yıldır falan alakalıyım. Evrimi bayağı iyi bildiğimi düşünüyorum. Mesela orada da onun için şunu söylemişti. Ya işte toplumu aydınlattı falan filan, kısa kestirme yoldan gibi bir şeyler söylemiştiniz. Beni düzeltin yanlış Sapiens cümleler. Sapiens için diyorsunuz. Evet, evet. O kadar çok program yaptım ki şu an hangisinde? Ha, evet, ya Sapiens'e... olsun, zihinsizsin zihniniz. Şimdi ya, şey çakıp hatırlıyorsunuz. Beyaz yakalıları yani. Evet, bir şey verdi demiştim. Ha, evet, siz de ben sizin programlarınızda da bunu hissediyorum. Yani sadece tarihi anlatmak, sadece sinema konuşmak değil de katman katman topluma bir şeylerin farkına varmalarını... İstiyorsunuz. Ama çoğu evet. Ah teşekkür ederim. Ama çoğu yani bu buradan bunu tarih öğrenilmez. Bunu yaptığınızı ben kendi adıma söyleyebilirim. Buradan tarih öğrenilmez. Dinleyerek hiçbir şey öğrenilmez. Dinleyerek böyle ilk bir dinleyerek öğreneceğiniz yeri öğrenirsiniz. Yani bu hani Cem Yılmaz'ın espriler hatırlanamıyor. Buradan gideceksiniz. Ne anlattıysanız hiçbir şey anlatamazsınız yani. Evet. Bu öğrenmek için okumak lazım. Ama şey yani insanlar ha acaba şuymuş gibi falan filan gibi soru şimdi... oluşturup cevaplar da verebildiğinizi ben kendi adıma aldım hissettim. Şu Yunan yönetmen Köpek Dişi adı neydi yönetmeni? Lantimos. Ha çok severim Köpek Dişi filmini de çok severim. Favori filmimdir. Biz sevmiyoruz. Ya. Ben Tarkovski'yi sevmiyorum bu arada. Onu da sevmiyoruz. Ha, Tarkovski'yi seviyor İlker Bey. Biz çıkalım mı ya burada? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tarkovski üzerine bir program istiyorum sizden. Tamam İlker'e ileteceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi, ufak bir şey söyleyeceğim. Sizden bağımsız olarak söylüyorum. Soru sorun lütfen. Sizden bağımsız söyleyeyim. Genellikle yorum yapılıyor. Sizin için söylemedim zaten. Ya yani yorum yapılıyor bu, değil Yuval, ama hocaya Hariri, soru. Biliyorsunuz kendisi biyolog. Biyoloji profesörüdür. O Jared Diamond. Ben öyle bir Filistin kökenli. Hariri. Jared Diamond kuş. Harari şey tarihçi. İranlı mıdır? Ben Filistin kökenli olarak hayır, biliyorum. Hayır, tarihçi. Pardon. Şimdi bu hayvanlardan tanrılara Yahudi yola olan, çıkıyor. Yahudi olan tarihçi. Biyolog olan Amerikalı. Amerikalı değil mi? Pardon. Belki o kökenlidir diye almışımdır ben kitabını okurken. Öyle anlıyorum, öyle hatırlıyorum. Neyse soruma geçeyim ben. Bu hayvanlarla tanrılarda bütün her şeyi ama biyoloji konusundaki tespitleri doğru. O Big Bang'i falan çok iyi geliyor. Ama Homo Deus de bir şey atıyor ortaya. Diyor ki, son zamanların en büyük dini hümanizmadır. Bunun mezhepleri de kapitalizmdir, sosyalizmdir ve liberalizmdir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Az çok katılıyorum. Şey şu an. Yani. Ben katılmıyorum ama her şey dinle işte din orada benzetme olarak alırsanız öyle. Ya orada bir şey anlatmak istiyor. Tabii ki. Normal bizim bildiğimiz İslam Hristiyanlık gibi bir din değil ama Konfüçyüsçülük de din değil ama din diyoruz. Biraz geniş bir perspektifte alırsanız. Mesela başka dinlere inanabildiğiniz dinler var. Hani bir yani dini nasıl tanımlanızla alakalı ama şu doğru kapitalizm bugün bizim bakış açımızı 15. yüzyılda bir müminin bakış açısı din tarafından değiştiriliyorsa bugün de bizim bakış açımız tamamen kapitalizme göre uyarlanmış. Neoliberalizme göre. Mesela çok basit bir şey. Kemal Sunal filmlerini düşünün. Kemal Sunal reklama çık diyorlar. O çıkmıyor falan. Bugün şimdi bir ünlü reklama çıkarken Rexona reklamına çıkıyor. Orhan Gencebay diyorlar mı ya fakirleri kandırıyorsun falan. Ama 70'te diyorlarmış ki Kemal Sunal onu diyor. Şimdi biz yani şu kabul gördü. Ben sizden 20 kat fazla para kazanabilirim. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yani bu rock grupları mesela İngiltere'de falan niye kayıt yapmaz? İngiltere'de %95'ti 1 milyon pound üstünde vergiler. %90-95. Bugün %35. Dolayısıyla bazı insanların 1 milyar kazanabileceği bir hayat, bir yaşamda maaşla 500 milyon dolar kazanabiliyorsunuz. Düşünsenize bu eskiden olmayacak, kabul görmeyen bir şeydi. Biz bazı şeyleri kabul, çok rahat kabul edebiliyoruz. Bu da işte neoliberalizm dini. Adını din demeyin ama hakim olan bizim hemen hayatımızın her şeyi şekillendiren bir görüş olarak var bu yani. Hocam merhaba.
Şey soracaktım, bu programın başında da söylediniz ya, bu metottan bahsettiniz biraz. Daron Acemoğlu'yla Celal Şengör hakkında da hani tarih metodolojisi bilmiyor demiştiniz mesela. Onunla tam olarak ne demek istemiştiniz? Celal Şengör'le ilgili öyle bir şey demedim. Daron Acemoğlu'yla dedim. Ha, metodolojiden bir haber demiştiniz özellikle tarihe karşı yorumları Celal Şengör'le. Keşke demeseymişim, belki bir gün Evet yani metot çok... Yani Daron Acemoğlu'nun söylediği şeyler söylendi. Celal Şengör'ün kitabı olmadığı için bu konuyla ilgili benim okuduğum, ondan bahsetmeyeceğim. Ama Daron Acemoğlu'ndan bahsedeyim. Yani o söylediği şeyler söylendi. Genel anlamda, yani kitap üzerinden konuşmak gerekirse kapitalizmin kökeniyle ilgili söylediği şey değerli ama verdiği datalar hep yanlış. Baktığı yerler, onunla ilgili bir program yaparım olmaz öyle saçma şeyde. Öyle, Why Nations Fail değil mi o tabii. Kitabın? Kimin? Sosyalizmi, liberalizmi ve kapitalizmi Hümanizmanın mezhepleri olarak. Ha ya tamam, onun kendi şeyi evet. Ya o cümlenin içinde şey, üç ayrı din gibi düşünün. Yani daha olabilir. Mezhepleri olarak düşünüyorum. Evet, yani o anlamda mantıklı değil. Merhabalar, Şule ben. Merhaba bir şey soracaktım. Halil Nalcık, Devlet Aliye'nin birinci cildinde Fatih Sultan Mehmet'in ölümüyle ilgili İstanbul esnafının yüksek vergilerden dolayı Fatih Sultan Mehmet ölünce çok mutlu olduğunu, hani tabii bu şekilde ifade etmiyor ama memnun olduğunu falan söylüyordu. Ama bunu başka kaynaklardan, daha Halil Nalcık kadar kaliteli olmayan kaynaklardan, derleme kaynaklardan bu tarz bilgilere ulaşamıyorum. Şimdi onlar kaynak değil, kitap. Halil Nalcık da kaynak değil. Kaynak o dönemde yazılmış olur. Halil Nalcık bunu nereden yazmış bilmiyorum. Bakmam lazım yani. Her şeyi bilemiyorum. Yani şimdi hocam 24 Mayıs 1442'de şöyle bir olay oluyor. Ya bu sorular falan beni çok zor durumda bırakıyor. Ne diyeyim şimdi? Bir fikriniz yok değil mi? Yok. Tamam, teşekkürler. Yani şey çok... Ya bunlar önemli değil ya. Yani dersen ki sevinmesi mantıklı mıdır? Böyle biraz genel bakın tarihe. Ya ne olacak? Sevinseniz... Gidip döveceğiz mi? Yani bize ne? Doğru mu değil mi soruları her zaman kalitesiz sorular oluyor burada. Bunu siz kendinize de sormayın. Şöyle, sorudan ben hayal kırıklığına uğradığım için değil. Bu sorulardan sorarak iyi tarih öğrenemezsiniz. Burada alınacak soru, ki çıkarılacak bir tane şey var, o da o kadar ilginç değil. Ya padişah ölünce esnaf sevinebiliyor mu falan böyle. İlk hani o. Yoksa olmuş, olmamış. Yani Fatih zehirlemişler. Önemli değil. Zehirleyebilmeli, yani her kral zehirlenebilir. Onu bildikten sonra problem yok. Beni ilgilendiriyor zehirlenmemizi. Yani Özal zehirlendi mi, zehirlenmedi mi? Zehirlenmiş olabilir, mantıklı. Ama bazı şey var, olamaz. Anlatabildim mi? Dizilerdeki yanlışları falan da böyle gerçekleşiyor. Biraz, yani sizin hayat görüşünü açacak şeyler olması lazım. O zaman da oldu mu? İşte mesela korsan, yani bugün korsanlığı konuştuk ya biz. İşte Barbaros'un kaç yaşında öldü? Önemli değil. Ama bugün konuştuğumuz şey işte korsanlığın bir şey olduğu, mafya, terör, korsanlık bir hani bağ kurdum değil mi? İllegalite üzerine, alternatif için. Bu sizin ufkunuzu açar. Yarın öbür gün mimarlık ofise çalışırken de bir şeyi fark edebilirsin. Entelektüel bir şeydir çünkü. Bu mu oldu, o mu oldu? Bunlar böyle pul koleksiyonculuğu yani. Muhtemelen değildir de ben işte buna şey diyor, kobay olarak kullandım bir şey anlattım size. Tabii sevmiyorlar Fatih. Vakıflara çöküyor falan. Sevmez. Bugün İslamcılar onu şey olarak zamanında vakıfları el koyuyor ya. Sevmiyorlar. Sevilen biri değil. Hatta ondan sonra o öyle. Esnaf mutlu olmuştur da nerede yazıyor? Şimdi sonra şey sor. Ne şundan cevap veremiyorum. Sorarsan bana nerede o zaman falan diye. Yarın mail atıp hocam sayfayı verir misin? Ya da söylediniz ama yok falan deyip. Hani onu direkt şurada öyle bir şey var diyemem ama çok mantıklı. İnalcık yazmışsa da öyledir zaten. Uydurmaz yani. Orada. Hocam hoş geldiniz. Ben şey sormak istiyorum. Mesela neredesin? Buradayım. Soldu. İngiltere, Fransa gibi ülkelerde veya ne bileyim Almanya'da daha sonra Almanya'da bu kontluk, düklük kavramı daha çok kraldan ve imparatorluktan bağımsız olarak ben hani algılıyorum. Daha çok İslam devletlerindeki hani daha otoriter yapı. Acaba onlara nazaran daha nasıl söyleyeyim özgürleşmeye, aydınlanmaya engellemiş olabilir mi? Bu konu evet. Hakkında fikir evet. Edinmek istiyorum. Teşekkürler. Evet, çünkü feodalite olduğu için aydınlanma demem. Bir şey daha dediniz ondan önce. Neyi? Yani
Yani yeni fikirleri, açıklık, daha farklı şeyler. Herhalde o var. Çünkü mesela bizde Molla Kabus çıkıyor. Hemen İstanbul'da. Mesela Şeyh Bedrettin dönemi düşün. O yürüyebiliyor biraz. O zaman çünkü tam bir otorite yok. Tek merkez olunca sesi kesmek kolay. Ya da matbaa gibi bir şey mesela daha şey yayılıyor. Parçalılık, Avrupa parçalılıktan hem aydınlanma gibi şeyleri çıkardı. İsviçre'ye kaçıyorsun. Hem matbaa gibi şeylerin bastırılmasını engelledi. Hem de askeri teknolojiyi. Şimdi yarışıyorlar ya. Yani Osmanlı da yarışıyor ama kendi içinde. Mesela Çin'de barut niye çıkmıyor? Koca bir devlet, çok savaş yok. Direkt mesela 19. yüzyılda bugün bile savaş teknolojisini arttıran şey, yani hızını arttıran şey o rekabet. Bir sürü devlet olması, o parçalı yapı. Ama sadece kral-dük ilişkisi değil, yanlış yerden tutmayalım. Yani parçalı olması. Yani Fransa İngiltere ile yarışırken de silah şeyi oluyor. Ya da 16. yüzyılda Luther çıktığında değil mi? Hemen alamıyorlar. Başka yerde, başka bir hukuki alanda olduğu için hemen çekip çıkaramıyor. Peki bu mesela dükler arasındaki mücadele de aslında kendilerini bir nevi yani her konuda ileriye götürüyor ya da o rekabet devam ediyor. Konta düke niye taktın sen ya? Yok ben merakımdan soruyorum sadece. Yok fark etmez ya, ister kont olsun ister dük olsun ister devlet olsun. Zaten düklük de devlet içinde bir devlet. Dolayısıyla o savaşın sürekli olması mesela şeyi 10-15. yüzyılda şeyi tüfek teknolojisinin gelişmesine yardımcı olmuş. Sürekli savaş var. Benim de kızım var, öyle getiriyorum buralara, mahvediyor beni. Değil mi? Bir soru sordurmadım babana. Korktu değil mi? Sefer. Benden korktu. Evet, benimki pro sefer. Ha, yeni bölümde Zeynep de çıkacak, olmazlar. Yok sizi izliyor, beraber izliyoruz da. Kendi de gelmek istedi ama şimdi tabii biraz dikkat. Benim fazla kadın izleyicim yok ne yazık ya. YouTube'da %88 erkek, otopark mafyası gibiyiz ya. %88 gene buraya evet. Yatılı erkek lisesi. Yatılı. 12 buraya gelmiş herhalde. Sonra öğrendik ki YouTube öyle bir yermiş. Çok erkek olan bir yermiş. Doğrudur, hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyordum. Ben kendimden başka hiç YouTube izlemiyorum. Bir de Ruşen Çakır'ı izliyorum. O yüzden başka YouTube izlemiyorum zaten çünkü çok yavaş. Yani bana soruyorlar, YouTube'da şu kanalı gördünüz falan televizyonda mı falan diyorum. Ayıp olmasın diye ama siz yani, izleyin tabii. Belki YouTube erkek, Spotify kadın da dinleyici vardır. Spotify'ı da 15 gün önce kullanmaya başladım. Çok teknoloji anlamında kötüyüm ya. Orada bir arkadaş. Merhabalar. Ben yine kızın Zeynep'ten bahsetmiştiniz. Onunla ilgili olmaz böyle tarihte bir şey kullanmıştınız. Kızımı devlet okuluna gönderiyorum, en azından problem çözmeye öğrenir diye. Türkiye'de ha, onu, eğitim hakkında evet, durum belli dışında... diye. Ki benim de kızım ve oğlum var, aynı yaşlarda hemen hemen. Yani günlerdir orada ne demek istediğinizi düşünüyorum. Problem çözmeye dair nasıl öğretebiliriz onları da bir... Problem derken matematik problemi gibi kullanmadım. Tabii tabii anladım. Onu da tam olarak açıklayabilirsiniz. Onu açayım, bayağı detaylı açayım. Teşekkürler. Ben çocuğu TED'e yolladım. Yani zaten aile, annesi de TED mezunuydu. İlk başta. Fakat istemiyordum. Bizim zamanımızda özel okullara çok yani akıllı çocuklar gitmiyordu açıkçası. Hani adresini kazanamayan falan 12 yaşında. Zaten ilkokulda fazla yoktu. Ya çok özel, çok iyi özel okullar vardı ya da. Onlara bir şey diyemiyorum. Sonra birkaç tane sonra okul beni yani habere müdür çağırıyor. Ya okulu biliyorum ben. Annem bir kere okula gelmiş. Biz habire okuldayız. Sonra bu velilerin de böyle hali hoşuma gitmedi. Fakat yani içimde bir şey var. İlk başta da inanmıyordum. Ama hanımı da ikna edemiyordum. Sonra bir arkadaşımla konuştum. Sosyal hizmetçi, aynı zamanda psikolog, şey falan çok böyle hakikaten jenial bir çocuk. Şöyle söyleyeyim. Excel'den program yazıp 2 milyona sattı ya. Yani çok zeki. O bir şey söyledi bana. Dedi özel okul dedi bir şey vermez dedi. Okul bir şey verecek dedi. Problem çözme. Özel okul onu öğretmez dedi. Sorunu senin için çözer dedi. Alacağı tek şeyi almaz dedi. Sonra ben geriye yansıttım. Benim bütün arkadaşlarım böyle özel okullardı. Bir ben devlet okulunda okumuştum. Ve içlerinden hepsi üst gelir seviyedeki ailelerin çocuklarıydı. Onların içinde bir tek ben. Ya ben de tembelimdir öyle ne bileyim mesela hayatım boyunca 30 yaşında hiç çalışmadım. Yani böyle rahat büyüdük. Ama ona rağmen ben işimi yapıyordum. Hani böyle stajlarda kendimi feda eden falan öyle biri değilim ama onlar onun da altına düştüler. Yani kendi gemisini hiç şekilde yürütemediler. Mesela biri bir gün dedi ki ben CV mi yazacağım ya dedi. Yaş olmuş 35. Dedim CV mi seni yazacaksın? Sen CV yazacaksın. Ne olacak yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? O hazırlık şeyini ben kendi geriye doğru. Sonra düşündüm tarihçiler içinde böyle iyileri kim var falan benim jenerasyonumda. Aklıma 3-4 isim geldi. Hepsi devlet okulu mezunu. Hatta biri İmam Hatip, biri düz lise. Kendimi de saydım. Anadolu Lisesi mezunu da kendim. Anadolu Lisesi mezunu bile yok. Yani o şey... Bir de Türkiye elit kaldırmıyor ya. Yani bu kadarına bile monşer diyorlar. Yani bir de İlker Canikli gibi hazır değil Türkiye. Yani çok özel okul yollayacaksınız. Bir de dolaştım. Benim için esas sorun Almanya, Almanca, Fransızca veren bir yere mi vereyim diye dolaştım. Fransızca okuluna gittim. Müdür yardımcısına Fransızca bir şey söyledim. Bakıyor bana böyle. Ya sonra düşündüm.
Bir gün böyle 5'e kadar uyuyamadım. Düşündüm ya, dedim ben kendi hayatımı satıyorum, hayalimi satıyorum çocuğa. Belki çocuk niye enstrüman çalan okula gitmiyor mesela? Çünkü ben 20 tane enstrüman çalmıyorum. Yani dedim bu iş olmaz. İşte öyle özel okula verdim. Sonra da özelden aldım, devlete verdim. Hemen yanı başımızda çocuk 7 çeyrekte kalkmıyor, çıkmıyor. 8.30'da çıkıyor. Yani 1 saat 15 dakikadan hesaplayın, o kadar zaman kazandırıyorsunuz. Herhalde benim çocuğum da yani İngilizceyi, Fransızcayı okulda öğrenmeyecek ya. Ya da kitap okumayı okulda öğrenmeyecek yani. Ben onu hallederim. Zaten Amerika'ya gidiyor 3 ay. Yani benim kendi avantajlarım da vardı. Ne bileyim, bizim sosyal çevremiz de ona göre. Bir de önemli değil. Ben çok mutlu bir çocuk geçirdim. Çocukluk geçirdim. Kapı çocuklarıyla şey oynuyordum yani. Hani böyle sosyoekonomik sınıf yoktu, şey yoktu. Zaten bir zamanda zenginlik de yoktu. Yani herkes fakirdi. Zenginin... En azından makas bu kadar açık değildi herhalde. Ya biz araba almıştık. İlk arabayı aldığımızı hatırlıyorum. Bütün çocuklar üstüne oturmuştuk arabanın kapatıcı. Araba ne? Ya yolda top oynuyordum ben. Otobüs geldi mi çekiliyorduk. Sadece otobüs geliyordu çünkü, araba yok. Ya o toplumda bir şey... Şimdi işler değişti. Böyle çok elit bir şey yarattıktan sonra o çocuk nasıl hayata atılacak? Bazen böyle şeyleri de görüyorum. Çok zengin insanlar, çocukları 25-30 yaşında vakıf kuruyor, bir şey geliyor. Bakıyorsun hiç babasıyla alakası yok. Yani acaba yapamayacak. Çünkü o canavarlık bugün Amerikan toplumunun tamamını da o temsil ediyor mesela. Rockefeller gibi değiller artık. Çünkü ama orada sistem var, onları koruyor. Bizde öyle bir sistem yok ki. Yani o çocuğu... O nezaketini, o iş disiplinini falan Türkiye özümseyebilecek mi? Bir de her şeyin başında çocuk kendi işini kendi yapacak. Ben ilkokul 2'de kendim gidip hastanede aşı oluyordum, sonra okula gidiyordum. Vuruyorlardı. Ben tek çocuğum bir de. Ve 4 evin tek çocuğuydum. Yani çok şımarık. Göz bebeği. Tabii göz bebeği. O hiç vallahi vuruyorlardı kıçıma tekmeyi, atıyorlardı dışarı hiç. Biz o konuda herkes, onu tavsiye ederim. Ben de öyle yetiştiriyorum. Zeynep 2,5 yaşından beri lazımlığını kendi temizler. Hiç ne var ya, kim ölmüş şeyden yani? Hindistan, neyse şimdi öyle şey. Yani benim şeyim, yorumum bu. Benim aklım, zekam buna şey yapıyor. 20 sene sonra göreceğiz. Var mı soru? Duyamıyorum sen. Sonra şey var. Hocam merhaba. Merhaba. Ben şey soracaktım. Bir tane programınızda yine şey var. YouTube'daki işte matbaa buraya niye geç geliyor Osmanlı'dan? Hani işte çok dedikodular bununla ilgili. Siz direkt şey dediniz. Aslında okuma oranı yok. İnsan ya Hristiyanlarda da okuyor. Hristiyan okumuyor ya. Kimse okumuyor. Hristiyan'ın Müslüman aynı ya. Ayko Cepkin kafa attıydı işte seyircisine yani. Hani böyle... Abi bir de matbaa o kadar geç o şey yani, güzel meze yapıyorlar diye yanlış algılamayalım. Hakikaten Hristiyanlıkta da aynı şeye geliyor. Tabii. Yani onlar da okumadılar. Aynı toprağın çocuğu. Gelmiş, basmışlar Hristiyan şeyi burada. Hayır, bir de esas matbaa zaman zaman bahsi geçiyor. 1494'te geliyor İstanbul'a. Tabii geliyor yani. Şey geliyor, Almanya'da. İspanya'dan gelen kaçan Ladinolar, bir kısmı Selanik'e, bir kısmı İstanbul'a gelip matbaalarını kuruyorlar. 1500'lerin ortalarına kadar 16 tane broşür basıyorlar. Ya 1494, 1505, 1506 falan diye. 16 tane dini broşür basıyorlar. 16. yüzyılda defalarca geliyor, basıyorlar, basılmış kitap getiriyor, matbaa getiriyor, almıyor adam. İbrahim Müteferrika'nın kitaplarını da almadılar. Kapandı. İbrahim Müteferrika batıyor zaten. Bugün de sübvanse edilmeyen ve iyi kitap basan kim var? Şey var, 40'larda daha geri gidip, 40'larda Hilmi Çığır açan falan filan muazzam kitaplar basmaya çalışıyor, batıyor. O kadar kataloğu vardı. Batıyor. Yani. O kadar kataloğu var, Tekin, Bilgi falan nerede? Kendi kendini çevirmeye çalışan şeyler. Fuardan fuara ancak bir şeyler yapıp da çevirmeye çalışıyorlar. Şimdi büyük yayın evlerine bakın. Ya sübvanse ediliyordur. Böyle banka yayın evi falan. Ya yayın evi değildir. Yani 5 kitap mesela ben basabilirim ESG yayınları diye. Yani bir şeyim yoktur. Onu Rıfat Bali şeyle çözdü işte, Libra yayınları. 50 kitap basıyor. O, İsterseniz tekrar gidip tekrar istiyorsun. O batıdaki metotla çözdü. Metot o. Kütüphanelerden. Sürekli de onu savunuyor zaten. Başka türlü olmaz. Öyle bir şey lazım ama. Yani onun yaptığını kızıyorlar bazen de, öyle olması lazım. Çünkü bazı Fransızca adam Fransa'da tez yazmış. Kastamonu arşivlerine göre bilmem. Şimdi bunu 150 euro falan yapıyorlar. Basılsın diye. Kütüphaneler alıyor. Hani kütüphaneler sübvanse etmiş oluyor. Sübvanse ediyor evet. Ama onun da suyu çıktı. Her şeyi basıyorlar artık. Nasıl kütüphaneler alıyor diye. Hocam ben oradan sonra şeye bağlayacaktım. Geçen işte yakın zamanda bir tekrardan Galata Kulesi'ne çıktım. Orada işte bu Hazar falan oradan atlıyor. Ciddi bir mesafe kat edip uçuyor. Senede bundan galiba 300 sene önce falan hani böyle bir şey yapıyor. Benim aklıma gelen şey şu, ya bunu başarmış bir adam devamlı hayat hikayesinde şey diyorlar, onu sürüyorlar galiba başka bir yerde. Öyle bir öyle bir hikaye yok. Biz Evliya Çelebi'ye göre Hezarfendi birisinin kuleden atlayıp Üsküdar'a uçtuğunu varsayıyoruz. Kuleden atlayıp Üsküdar'a bugün uç.
helal olsun. Yok öyle bir şey. O... Ha, hikaye yanlış o zaman değil mi hocam? Ya, ben çünkü orada şeyi söyleyecektim. Ama hani... hikaye yanlış değil. Mantık yanlış değil. Evliya Çelebi yazdığına göre hakikaten öyle birini sürebilirler. Bu çok olmuştur. E canım Giordano Bruno'yu da yakıyorlar. Nesi garip ki bunun? İşte oradan şeye geldik hocam. Mesela hani biz hep buluşlar Batı'dan geldi diyoruz ama yani, ya da Batı bu konuda daha iyi diyoruz. Orada da aslında bir sansür var. Zamanında kilisenin ciddi baskısı var. Orada bir şeyler yine ona rağmen çıkabiliyor iken. Tabii tabii. Hani biz ona rağmeni önemli. Bir şey hani bizde de buna benzer bir çok baskı var. İşte hani dinle baskı alakalı falan baskı yok ya, dinamizmi yok. Bir tane rastlanelim olacaktı. Öyle bir dinamizm yok. O zaman yani. Biz aslında bu konuda bunlar çok zor sorular. Bu böyle benim şahsi görüşüm bağlayıcı olmasın. Bütün son 400 yıl kapitalizmi şeyini bana burada bir de Beylikdüzü'nde yani. Son 2-3 dakikada. Ben buralıyım. Bahçeşehir'de yaşadım diyorum. Daha ne yapayım sizin için? Öyle mi? Biz o zaman Beylikdüzü'de bir yer duyuyorduk. Arada bir iki kere gece bir şeyler almaya falan geliyorduk böyle. Hani onu hatırlıyorum. Belki de avcılara gidiyorduk. Bilmiyorum. Yani hakikaten o zaman ilk defa geliyordum diyebilirim. Yani, Ümit Bey'i kırmayayım diye bir de hayatım boyunca yapmayacağım bir şey yaptım. İstanbul trafiğinde 2 saat geçirdim. Seneye helikopter bir şeylerle artık bunları. Ya o kadar süreceğini ben de düşünmedim çünkü zaman da iyiydi. Bugün enteresan dedim ya bizim arkadaşlar da 2,5 saatte kaza, falan geldiler. 3 tane kaza vardı. İşte belki de ondandır evet yani. Normalde 1 saatte gelen arkadaşlar erken saat olmasına rağmen 2,5 saatte falan geldiler. Süremizin sonuna geldik. Hem sizlere hem Kırmayan gelen Emrah Safa Gürkan'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Biraz daha buralardayız herhalde. Hani daha ekstra sorular olan varsa biz birazcık burada çay içeceğiz. Kitap imzalatmak isteyenler için zamanınız olacak mı? Olur olur. Tamam. Bir taktım var. Daldım. Muhabbete daldım. Başkan vekilimiz Müslüm Bey ben sahneye daldım. Özür dilerim. Ya o kadar belediyeden muhabbete daldım. Beylikdüzü'ne rahmet verdim. Çok değerli Beylikdüzü halkı, hanımefendiler, beyefendiler. Çardak altı sohbetimizde hepiniz hoş geldiniz. Hocam o kadar güzel şeylere değindi ki, çok güzel konulara değindi. Yüreğine sağlık hocam. Sayın Mehmet Murat Çalık'ın program nedeniyle katılamadı. Öncelikle sizlere selamlarını ileteyim. Sayın hocama huzurlarınızda kocaman bir alkış alabilir miyim? Evet. Bir de bizi bir araya getiren... Sayın Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkanımıza kocaman bir alkış da onu alalım. Bunların devamı da olsun değil mi? Çok teşekkür ederim.